Efendim Cümleten hoş geldiniz. Bu akşam 21 Şubat vesilesiyle bir araya geldik. Uluslararası Kafkas Derneği'nin Zoom üzerinden devam eden toplantıları bu akşam UNESCO Ana Dil Günü vesilesiyle yapılıyor. Bu akşam Alaaddin Bayram Hocam misafirimiz. Ben kendisine söz vermeden önce Ana Dil Günü'nün meselesinden birkaç kelimeyle bahsetmek istiyorum, birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. UNESCO tarafından 17 Kasım 1999 tarihinde 21 Şubat Ana Dil Günü olaraktan ilan edilmiştir ve şu anda UNESCO'ya bağlı ülkeler tarafından da bugün Ana Dil Günü olaraktan kabul edilmektedir. Şu anda yine UNESCO verilerine göre dünyadaki 7000 tane dilden 3500 tanesi bu içerisinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde yok olacak. Anadolu'da şu anda halen yaşamakta olan ve önümüzdeki 100 yıl içerisinde de ortadan kalkması beklenen 15 tane dil var. Bu diller Abazaca, Kabartayca, Gagavuz Türkçesi, Süryanice, Türkiye'li Yahudilerin kullandığı Ladino diye bir dil, Süryanice'ye benzeyen Suret diye bir dil, Hemşince, Lazca, bunların önümüzdeki en fazla 100 yıl içerisinde yok olması bekleniyor. Tabii bir dilin ortaya çıkması, yaygınlaşması, bir edebiyat üretmesi, bunlar binlerce yılı alan bir süre. Ve maalesef son 100 yılda iletişim imkanları arttı, ulaşım imkanları arttı. Buna rağmen dünyadaki kültür çeşitliliği habire azalıyor. Diller yok oluyor. İşte globalleşmenin bir taraftan olumlu taraflarını yaşarken bir taraftan da dil konusunda, kültür konusunda dünya gittikçe tek dilli, tek kültürlü bir dünya haline geliyor ve binlerce yılın birikimi, renkler, kültürler, desenler yok oluyor. Bu akşam da ana dil konusunda uzun zamandır faaliyet gösteren Alaaddin Bayram Bey ile beraberiz. Kendisi Kayseri, Uzunyayla, Pınarbaşı, Malak köyünden. Ve çok uzun zamandır da bizim derneklerimizde Bandırma'da, Balıkesir'de, İstanbul'da, Ankara'da Alaaddin Hocam çok büyük bir özveriyle bizim sivil toplum örgütlerinde bir kişi olsun, bir öğrenci olsun kazanabilmek, bu dili yaşatabilmek için müthiş bir mücadele veriyor. Uluslararası Kafkas Derneği'nin kurucu kadroları tarafından dernek kurulmadan önce de düzenlediğimiz, daha sonra da son 2 yıldır da Uluslararası Kafkas Derneği yılın ödülleri adıyla dağıttığımız yılın en iyileri ödüllerinde de Sayın Alaaddin Bayram'a da yılın kültür adamı ödülü takdim etmiştik. Bu akşam kendisiyle beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Maalesef şu anda içinden çıkılamaz ve baş edemediğimiz bir yok olma süreciyle karşı karşıyayız. Buna derneklerin bir çözüm bulması,
hem maddi olarak hem organizasyon olarak çok yeterli değil. Pandeminin bir hayrı mıdır, bir vesile midir? Bir güzelliği şu oldu, bu dönemde işte çok fazla internet üzerinden dil kursları açılıyor dernekler tarafından. Sizin gibi gayretli, samimi insanların ki maalesef çok fazla yok bunlardan. Bunların gayretleriyle bir aşama kat edilmeye çalışıyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir? Yeterli midir? Çerkez dilinin kökeni itibariyle nasıl tarihsel bir geçmişe sahiptir? Bu dilin ve kültürün yok olmaması için ne yapabiliriz? Bu konudaki tavsiyelerinizi dinliyoruz hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı olarak sizleri, değerli arkadaşlarımızı, bu kültüre emek veren kültür emekçilerini, efendime söyleyeyim, ve bu kültür için yüreği çarpan bütün değerli hemşerilerimi, bütün dillere gönül vermiş, bütün dilleri seven dildaşlarımı, öyle söyleyeyim, selamlıyorum. Her bir dil ayrı bir bahçe, ayrı bir gül, ayrı bir ses, ayrı bir dünya ve insanlık aleminin, insanlık tarihinin ayrı birer ürünü, hasatı. Dolayısıyla her bir dil aynı zamanda Allah'ın insanlara bir lütfu, bir keremi, dünyaya açılan birer yürek, birer göz, birer beyin, öyle diyeyim. Çünkü her dil kendine özgü, sahibi olduğu toplumun iç dünyasını yaşatan, yansıtan birçok ses tınılarına sahip, birçok kelimelere sahip, birçok cümlelere sahip. Diller olmazsa insanlar ancak nasıl diyeyim, kör ebe oynar gibi çeşitli el yordamıyla, jest ve mimiklerle, ne bileyim, başka türlü şeylerle koklaşarak belki anlaşacaklar. Ancak insan beyninin üretken olması ve insanın sürekli mucit bir yapıya sahip olması, aynı zamanda mukallit olması ve düşünüyor olması, düşündüğünü ifade edebilme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Belki insanoğlu düşünüyor olmasaydı, yani yarını, bugünü, yarını, geleceği tasarlayabilme yetisine sahip olmamış olsaydı, konuşmaya ihtiyaç duymayacaktı. Sürekli buyurun. Alaaddin Hocam, yani şeyin, programın başında özür diliyorum, biraz önce anonsta ihmal ettim. Hem şu anda burada bulunan Haziran'dan hem de şu anda gördüğüm kadarıyla sayfamızda bizi izleyen bir hayli arkadaşımız var. Hepsinden rica ediyorum, bu akşamki bu önemli mesajların daha çok bir kesime ulaşması için lütfen sosyal medya hesaplarınızdan ve üye olduğunuz gruplardan, sayfalardan yayını paylaşın lütfen. Teşekkür ediyorum hocam. Özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Eğer insanoğlu düşünemiyor olsaydı belki konuşmaya ihtiyaç duymayacaktı. Kuşlar gibi, hayvanlar gibi, diğer canlılar gibi, belki havadan iletişimle, belki koku salarak, belki daha değişik şekilde cinsel ihtiyaçlarını gidereceklerdi ve birbirlerinden beslenerek de yaşamlarını sürdüreceklerdi. Ama insanoğlunun düşünme melekesine sahip olması nedeniyle beş duyu organından birden yararlanıyor. Ve bunlardan bir tanesi de dil. Eğer biz düşüncemizi bizim beynimizde oluştuğu şekliyle dışa vurma ihtiyacı ve yeteneğine sahip olmasak dile ihtiyaç yok. O zaman her toplumun, her bireyin ve her toplumun kendine göre bir düşünme melekesi var
ve o düşünme melekesine bağlı olarak da ürettiği kelimeler var. Ancak bu kelimeleri tabii nasıl çıktı, nasıl doğdu, nasıl ortaya çıktı, her biri de insanoğlu bunu uzun süre sordu. Hem ilahiyatçılar kanalıyla bu soru yöneltildi, dil nasıl doğmuştur, hem bilim insanları kanalıyla bu soru yöneltildi. Çeşitli teoremleri var tabii ki. Fakat bunları bir tarafa koyarsak, aslında işin püf noktası da burası, bunları bir noktaya koyarsak biz bir insan ailesi, insanoğlu ailesi olarak, grupları olarak farklı farklı dilleri meydana getirebilmişsek, bir olguya karşılık, bir nesneye karşılık veya bir varlığa karşılık farklı kelimeler türetmişiz demektir. O türettiğimiz kelimeler biz birleştirerek duygularımızı farklı tınılarla dile getirmişiz. Dolayısıyla bu tınıyı dile getirirken kimimiz daha çok sıfatları kullandı. Bugün sıfat dediğimiz şeyler. Kimisi mecazi anlam kelimelere yüklendi. Yunus Emre gibi. Kimisi Batı dillerinde olduğu gibi bilimsel dil, bugün için bilimsel dil diyebileceğimiz isimler ön plana çıktı. Yani bilimi yapacaksanız dilinizin isim zengini olması lazım mesela. Dolayısıyla sizin beyninizdeki o uğraşılarla ilgili diliniz de şekilleniyor. O şekillenen dilinizin içerisinde dünyanız gizli aslında. Yani soyut bir toplum musunuz? Somut bir toplum musunuz? Sağ beyin mi taşıyorsunuz? Sol beyin mi taşıyorsunuz ağırlıklı olarak? Daha çok maneviyat mı ön plandadır? Daha çok maddiyat mı ön plandadır? Vesaire. Bütün bunlar dilinizi kazıdığınız zaman bir arkeoloji gibi oradan çıkarımlar yapmak mümkün. Ama şu bir kesin, bütün dillerde sevgiler vardır, aşklar vardır, coşkular vardır, mutluluklar vardır, nefretler vardır, kahır vardır, küfür vardır, dua vardır. İçimizde düşünebileceğimiz, sayabileceğimiz kadar maneviyat veya soyut şeyleri içeren her türlü olgu var. Bu her bir olgunun bize yansıma tarzları dillerimizde de farklı farklıdır. Nasıl ki yüzlerimizin renklerinin farklı oluşu gibi dillerimizin de renklerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bilimde de bu böyledir. İlahiyat teorisinde de teolojisinde de öyledir. Mesela Rum 22 der Kur'an-ı Kerim'de yüzlerinizin renginin farklı olması dillerinizin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir der. Şimdi dünyada şu kadar Müslüman toplum, şu kadar Hristiyan toplum, şu kadar dindar toplum, şu kadar başka inançlara sahip toplumlar varken bu toplumların içerisinde yaşayan birçok dillerin bugün kayboluyor olabilmesi aslında son derece manidar. Yani hiçbir insani, evrensel son insanoğlunun ulaştığı dünyanın tamamını kapsayacak şekilde insan hakları evrensel beyannamesinden tutun, geriye doğru gidin. Hatta ulusların yaşadıkları kendi ülkelerindeki, kendi hukuk sistemlerini de alın. Hiçbir dil bir başka dili iç etmeyi emretmez. Hiçbir din bunu emretmez. Ama UNESCO'nun verilerinden bakıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Onlarca dilin beraberinde yok olduğunu görüyoruz. Bu neden önemli? Şunun için önemli, yok olup olmaması. Bunu biz bakkaldan almıyoruz, marketten almıyoruz. Ya da bir fabrikadan üretilmiş olarak alıp monte etmiyoruz insanların beynine. Hadi bunu konuşun şeklinde böyle bir hazır lop yerine oturtma bir şey söz konusu değil. Süreç içerisinde yaşayarak, üreterek, iç dünyamızı katarak, efendime söyleyeyim, şarkımıza, ağıtlarımıza, dualarımıza, küfürlerimize, hiddet ve şiddetlerimize, aklınıza ne geliyorsa her birine kendince yansımalar yaparak, efendime söyleyeyim, edebiyatımızı kurarak, tarihimizi anlatarak bir olgular bütünü olarak beraberimizde getiriyoruz.
Dolayısıyla yaşayan insanların bunları yok etme, eritme, asimile etme gibi bir lüksleri olmadığı gibi onun taşıyıcısı pozisyonunda olan insanların da bana ne, ne işime yarayacak, efendime söyleyeyim ben konuşuyorum, hiç gerek yok, herkes işte falanca dile geçsin diye bir düşünceye, bir düşünceyi benimseme bana göre normalde hakkı var gibi ama böyle bir yetkisi doğru değil, insani değil, tarihi değil. Çünkü... Abi burada bir daha araya gireceğim. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Biz bu akşam programı Hikmet Bey'le sunacağız. Onun da soruları olacak. Bu arada Hikmet Bey'den bir şey rica edeyim. Ben canlı yayın esnasında sosyal medyada yazılan soruları, yorumları göremiyorum. Hikmet Bey senden rica ediyorum. O yorumlara da bir göz gezdirirseniz. Orada arkadaşlarımız soruyorlar. Bu program biraz da Çerkezce olsa diye. Yani o konuda haklılar. Zaten planladığımız şey de oydu. Hikmet Bey o soruları da bu akşam takip ederseniz oradan gelen soruları da Alaaddin Hocam'a Çerkezce sorun. Tercüme de yapmayalım. Yusuf Kamuk Fahim'i Ofezara Kun Fahiyar'ı Eras Adı Adgabzim Yimefo Şi Tığayem'in Epe Yimefo Çiko Şi Tığayem'i Adgabzı Zalçacar İdrak Oçuncu Hunya Av Neyip'e Düneyip Zıpstom Yemefeç Dünya Dil Günü olduğu için herhangi bir dili kullanmamızda sakınca yok yani o, diye düşünüyorum. Daha Biz girişten sonra soru cevap şeklinde onu tamamen Çerkezce'ye çevirelim diye konuşmuştuk Hikmet Bey'le. Siz buyurun soru cevapları şeyle alacağız. Hikmet Bey'den Çerkezce alacağız abi. Eyvallah. Bana uyar. Yani tamam. Adgabze bana uyar. Benim için sorun değil. Aslında bir Adgabze şiirle giriş yapmayı düşünmüştüm ama şimdi dinleyelim, geç kalmadık. Şeyi sonaya aktardım. Peki. Unutmayız inşallah. Tamam. Adgabze şiir, bir şiirle bitirelim olmazsa. Gider tabii ki. Yani soru dil, neden dil? Sıkıntı şu. Kimi diller her geçen gün azalıyor, yok oluyor. Kimi diller melezleniyor. Kimi diller ise tekçi bir yapıya doğru yükseliyor. Ben şunu demek istemiyorum. Adige dil günü değil sadece. Dünya dil günü içerisinde bütün diller, bütün bahçelerin en güzel çiçekleri gibidir. Dolayısıyla insanlarımızın kafasında şöyle bir şey oluşuyor. Ben işte X dili öğreneceğim. O bana yetiyor. Bütün dünyada o geçerli. İkinci dil olarak şu konuşuluyor. Zaten dünyanın altıda biri falanca dil. Gerek al, gidişat 5-6 dile inecek. Ne gerek var? Mantığı şunu doğuruyor. O zaman diğerlerini unutalım. Halbuki bizim söylemek istediğimiz şey şu. Biz herhangi bir dilin öğrenilmesine karşı değiliz. Yani sadece adgeler, adgabzeyi konuşsun. Bu niye falanca dili konuştun düşüncesini taşımıyoruz. Kimsenin de taşıdığını zannetmiyorum. Dolayısıyla bir dili öğrenmeniz için mevcut olduğu, sahibi olduğunuz, hazır doğduğunuz bir başka dili unutma mecburiyetiniz yok. Dolayısıyla biz istediğimiz kadar 20-30 tane öğrenebiliyorsak dil öğrenelim. Fakat bizim kendi tarihimizden gelen herhangi bir dili yok ettiğiniz zaman aynı mantığa da o bireyin toplumları girmişse, hele Çerkezler gibi diasporik bir toplum haline gelmişseniz siz ve dijitalin tavan yaptığı bir dünyada bütün insanların kafası cep telefonuna gömülü olarak yolda bile yürürken sokakta o haliyle dolaştığı bir dünyada siz de dilin varisleri olarak bu düşünceye girerseniz bu dillerin yaşaması mümkün değil. O zaman düşüncemizi şöyle kurmamız lazım. Evet, bazı diller bugün sanayi toplumunun getirisiyle beraber sanayi toplumu dili haline geldi. Bunu Avrupalılar ciddi anlamda başardılar. Nasıl başardılar? Terminoloji olmadan bilim dili olamazsınız. Bunu herkes biliyor. Bilim dili olmanız için de terminolojiyi
farklı farklı ürettiğiniz zaman siz kendi sınırları içerisinde mahkum kalıyorsunuz. Yani bir başka tarafa aktarım olamıyor. Avrupa bunu ne yaptı? Latince'den ortak terminolojiyi aktardı. Latince'yi müzeye koydu ve herkes kendi diliyle devam etti. Yani dolayısıyla telaffuzlarında şive olarak o kelimelerin farklı söylemleri olsa bile aynı kökene dayandığı için bilimsel anlamda ciddi anlamda bir ivme kazanıyor. Birisi maşine diyor, birisi makine diyor. Çok değişen bir şey yok. Yani o zaman bir de bizim gibi daha az konuşulan diller bu işin neresinde kalacak? Bu dünyada, bu gidişatta hiçbir yerinde kalmayacak. Neden? İnsanlarımız gecenin bir saatinden sonra oturacaklar, çizgi film hazırlayıp internete sunacaklar ve alıcısı olmayacak. Alıcısını oluşturacaksınız. O zaman bunun daha ön kabullü, yani yaşaması gerektiğini kafamıza yerleştirerek, mesela o soruyu soran arkadaşımı teşekkür ediyorum. Konuşmazsanız sesiniz duyulmaz. Sesiniz duyulmazsa insanlar anlamaz. Anlamazsa diliniz ölür. Dolayısıyla anlamıyorlar diye kendi dilimizi terk ettiğimiz andan itibaren biz dilimizi hançerliyoruz aslında. Bu her dil için geçerli. Bu önemli bir konu. Çünkü evet, dijitalin çok büyük katkısı var. İşte burada bir program yapıyoruz. Oturuyoruz, derslerimizi işliyoruz. Derslerimizi yapıyoruz. Peki sürekli böyle mi yapacağız? Yoksa bu dili bilenler bir araya geldiği zaman ya da iki kişi bir araya geldiğimiz zaman kendi dilimizi kullanma ihtiyacını duymayacak mıyız? Bu yoğun metropol hayatta, şehirde yalnızlaşan insan, yorgun olarak şehir sokaklarını arşınlayan, yorgun olarak evine dönen insan bunu kafasının neresinde koyacak? Evine gittiği zaman sınavına çalışan, dersine çalışan, yarınki dersinin notunu yükseltmek için uğraşan çocuğun diyaloğu hangi şekilde kuracaksınız? Kurabilecek misiniz? Vaktiniz olacak mı? O kadar çok bu şeyin konuşanları az olan dillerin, zayıf diller demiyorum. Aslında çok güçlü diller. Çok güçlü dil olduğunu ben Adigabze'den biliyorum. Bunların artık günümüzde devletin pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Çünkü zincirin bir halkası kırıldığı zaman zincir ikiye bölünmüş demektir. O halkayı siz nasıl kapatacaksınız? Yani televizyonların evlerimize girmeye başladığı 80 sonrası, şehire akmaya başladığımız 80 sonrası ve okuma oranlarımızın yükselmeye başlayıp üniversitelere akmaya başladığımız 80 sonrası ve şehire yerleşen insanların da dönmemeye, köye, kendi kolonisine, kendi efendime söyleyeyim dünyasına dönmemeye başladığı 80 sonrası peş peşe eş zamanlı olarak gelişen bu süreçte halk ve toplum savunmasız ve hesapsız, bilemez yani bunu. Bunu devlet eliyle mesela insanların köylerinde ilkokulların olduğu, ortaokulların olduğu süreçlerde bunlar okutulabilseydi, okutulmadı. Riskli göründü. Oysa Mevlana diyor ki aynı dili konuşanlar değil anlaşanlar. Aynı şeyi söyleyenler. Yani sizin anlaşmanız için aynı dili konuşuyor olmanız gerekmiyor. Aynı dili konuşup da Güney Kore, Kuzey Kore örneği var. Birçok bölünmüş aynı ulusun devletleri var. Avrupa akraba topluluklar devletlerinden oluşuyor. Farklı farklı devletler. Savaştıkları da oldu, anlaştıkları da oldu. Cemaziyel evvellerini görüyoruz. Dünyayı iki sefer kan çanağına çevirdiler Avrupa'da. Değil mi? Birinci, ikinci dünya savaşlarında. Bir yüzyılda. Evveliyatını fazlasını saymayan. Ortalama 75-78 milyon insandan bahsedilir. Ama ne oluyor sonunda? Bir araya geliyorsunuz. Bir birlik etrafında örgütleniyorsunuz ve her birinin adına birer yıldız koyuyorsunuz bayrağınıza. Bu bir aşkınlıktır. Doğu toplumları bunu yakalamak zorunda. İslam coğrafyasının insanları, Kafkas toplumları bunu yakalamak zorunda. Bunların hiçbir tanesi devlet desteği olmadan bugün ayakta kalması mümkün değil. Peki bireylere iş düşmüyor mu? Bizim tabii ki iş düşüyor. Kendi ana dillerini konuşacaklar. Evlerinde konuşmuyoruz. Neden konuşmuyoruz? İşte söylediğimiz gibi
Çocuklar baba ikinci işe gidiyor icabında. Evin geç saatine geliyor. Geldiği zaman çocuk odasında çalışıyor oluyor. Anne başka bir dünyada. Televizyon sizinle başka bir dil konuşuyor. Sizin dilinize ait olan bir şeyi hatırlatacak bir ses tınısı yok evinizde. Hep sürekli şeye gireceksiniz, WhatsApp'a gireceksiniz. WhatsApp'ı pardon YouTube'a, YouTube'dan sayfa bulacaksınız. Ondan sonra onlar çok amatörce şeyler. Torununuza göstermek isteyeceksiniz. Torununuz onu beğenmeyecek. Çünkü o kadar profesyonelce envai çeşit değişen 10'ar dakikalık, 5'er dakikalık çizgi filmler vesaireler var ki siz buna yetişemiyorsunuz, seyrettiremiyorsunuz. Seyrettiremeyince de ne oluyor? Sizin çocuğunuzun azınlık psikolojisi doğuyor. O dile karşı tepkime baş gösteriyor. Kendini yalnızlık psikozuna giriyor. Onu yaşamamak için terk ediyor. Karşı koyuyor. Yani bunun örnekleri var. Çok iyi biliyorum. O zaman bu şeylere de devletin yani mesela Çerkezce TV gibi en azından hazır Türkçedeki çizgi filmler vesaireler öyle değil miydi? Önceden tamamı yabancıydı. Türkçe'ye çevrilerek, seslendirilerek yapılıyordu. Yeni yeni işte birkaç senedir diziler efendime söyleyeyim yerli olmaya başladı. Çizgi filmler yerli olmaya başladı. Şimdi bunu insanlar sermayelerini ortaya koyarak, zamanlarını ortaya koyarak kaç kişi yapabilecek, ne kadar yapabilecek, nereye kadar yapabilecek? O zaman şık olanı, düzgün olanı Çerkezlerin de diğer dillerde olduğu gibi bir televizyon orada maaşıyla çalışan, çevirmesini yapan, çizgi filmini bu konuda parasını alarak çalışan ya da yapılmış bir filmi seslendirerek başka dillere de çeviren oradan örümcülük çıkmaz. Problemler diller konuşulmadığı zaman başladı. Diller konuşulurken başlamadı. Problem yoktu. Yani Osmanlı'da mesela problem yoktu. Daha şeydi. Ana yurt da hakeza bütün şeyler seçmeli hale geldi. Ne yapacaksınız o zaman dilinizi? Israrla işte kurs diyorsunuz. Kaç kişi geliyor? İşte 60 yaşını almış 6 kişi geliyor. Emekler şeysi noktasına geliyor. Türkiye'de sayılı şeyimiz 500'ü bulup da seçmeli dersler arasında ilkokul yok. Esas önemli olan ilkokulda. Anaokullarında serbest devlet ona dille karışmaz, bir şeye karışmaz. Ama o endişeyi taşıdığı için anaokulunda da bile konuşmuyor, konuşmaktan çekiliyor. Dolayısıyla hayatın içerisinden her seferinde gıdım gıdım, gıdım gıdım çekilerek bir şeye doğru, yok oluşa doğru gidiyor. O zaman bu... Alaaddin Hocam, burada söylediklerinizi destekler anlamında bir şey ifade etmek istiyorum. 2003 hı hı. yılındaydı galiba. Türkiye'de Çerkezce'nin en sağlam yaşandığı bölgelerden birisi. Uzunyayla'da biz bir anket çalışması yapmıştık. 27.500 kişi ile hı hı. anket yapmıştık 2003 yılı. Hemen hemen 18 sene geçti. Hı hı. O zamanki rakam şöyle çıkmıştı. 40 yaşın üzerindekilerin %80'i dil biliyordu. Ama 20 yaşın altındakilerin ise %10'u dil biliyordu. Hı hı. Sizce bu süreç ne kadar sürecek? Yok olma süreci diyeyim daha doğrusu. Ya şöyle diyeyim ben, bu dijitalle beraber dil yok olmaz artık. Önemli ha, olan. Bunu konuşan sayısın işte %1'lere, 2'lere düştüğünden bahsediyorum abi, zaten. Mesela şimdi bir şarkı programı yapıyorsunuz, hadi Gabize veya herhangi bir dil ya da bir söyleşi yapıyorsunuz, herhangi bir dil. Ama bunu bugün... anlayanların tamamı çekilse bile o bir dil olarak var. Fakat kim anlayacak yarın? Yani o tını devam edecek. Eskisi gibi değil. Dijital böyle bir şeye getiriyor. Aa ne güzelmiş diyecekler. İşte Hititçe'ni farklı dillerde seslendirmişleri var. Ne kadar doğru seslendirildi, ne kadar yanlış seslendirildi. O ayrı bir şey. İnsanlar da zannediyor ki aa bak bizim dilimizdenmiş falan diyorlar. Dinliyorlar.
Şimdi biraz buna dönecek. Çerkezce diye bir dil vardı. İşte o şey bu. Bu öldü korkusu aslında, ölüyor korkusu, öldü korkusu riskli bir şey. Ubukçe öldü dendiği zaman Ubukçe yaşıyordu yani, ben biliyorum. Ubukçe Hacı Osman köyünde, Manyas'ın köyünde konuşanlar o zaman vardı. Ama öldü nokta, öldü kesin hükmü bunu kanıksattı insanlara. Çok net söylüyorum. Şimdi Adi Gamze yaşar ama ne kadar yaşar? 25-30 sene sonra bu gidişle bir duvarın yıkılışı gibi çökecek. Taşlar orada, altından bir iki sağ salim birileri çıkacak. Ama şimdi Batı Adi Gecesi, ana yurtta da okula pardon, okula gidenlerin dışında orada da, çünkü evimizde cep telefonları çok önemli. Bütün adresler buraya. Buraya girmemiz lazım. Buraya girme hiçbir dilin yaşama şansı yok, açık söyleyeyim. Kabardey'de de 50 sene sonra aynı risk yaşayacak. Çünkü insanlar hani eskiden göçebe toplumları, bugün göçebelik, modern göçebelik şeklinde. Yani işinin aşının peşinde sürekli seyyar halindesiniz. Sürekli gezgin şekildesiniz. Göçmen kuşlar gibi. Evet, evinize dönüyorsunuz bir müddet sonra ama işinizin gereği dışarıdasınız. Dışarıda olduğunuz zaman da egemen toplumun ya da egemen dilin, öyle diyeyim, şeyiyle kullanıyorsunuz. Araçlarını kullanıyorsunuz. Teknoloji olarak da öyle, lisan olarak da öyle. Dışarıya açıldığınız zaman da herkes İngilizce konuşuyor. Bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Bu böyle bir şey lazım zaten. Ama devletler artık bunu görüp öbür çiçeklerin solmaması için de gayret göstermesi lazım. Mesele burada. Burada ya siz isteyin biz verelimle olmaz. Bizim ana yurtta işte Nalçik'ten gelmişlerdi, daha önceki senelerde İstanbul'daydım. Maraş'a geçecekler. İşte havaalanında karşıladık. Bizim YÖK'e denk gelen üniversitelerden sorumlu Profesör Bayan Hoca kulakları çınlasın yanlarındaydı. Bu konu açıldı. Velehi yecene komiye sorry, burası bize rahatsız, huyukar dedi. Herkes Rusça istiyor, kimse okumak istemiyor falan dedi. Ben de dedim ki bir ulusun geleceği 12 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuğun isteğini bırakacak mıyız dedim. Ne yapacağız dedi. Kulağından tutup sınıfa tıkacağız dedim. Yani okursanız, devletseniz, resmi devlet ünvanınız varsa, aracı dedi. Mis var, aracı dedim. Pejs dedi ondan sonra. O öyle mi diyorsun dedi. Öyle diyorum dedim. Pejs dedi. Yani bir ulusun geleceğini seçmeli ders çocukların isteğine bırakılabilir mi? Aile bilinçli olduğu zaman bunu bırakamaz. Mümkün değil. İşte Kayseri'de, Kaynar'da kaç tane var? Pahalı'da kaç tane var? Bunun sayımını yapıp duruyoruz. Niye Ankara'yı saymıyoruz abicim? Ankara'da az mı nüfus var? Demet evler kaynıyor. Kaç tane derneğimiz var? 60 tane derneğimize öğrenci geliyor. Bu öğrencilerimiz hangi okulda seçer misiniz diye neden demiyoruz? İstanbul hakeza. Taşra'dan kenardan topu taça atıyoruz. Çarşıda, pazarda görsünler. Yani bu insanlarımız çekiniyor. Dernek yönetimde ya işte öğretmen çağırıyor, seçilemeyecek diye şey yapıyor. Ya seçilemeyecek diye kimse karışmasın arkadaşım. Yani neden karışmasın? Çünkü 5'te, 6'da, 7'de, 8'de toplam 10 kişi oluşturursan bir sınıf açabiliyorsun. Hatta ayrı okullardan 10 kişi oluşturursan bir yere taşıyarak açabiliyorsun. Bugün ben federasyonla da görüştüm bunu. Şart değil. Zoom üzerinden bugün dersler yapabiliriz. Bir ilçenin öğrencileri 10 tane olsun, Zoom üzerinden derslerini yapsınlar. Herkes kendi okulunda kalsın ya. Bak ne kadar güzel. Yani çare var. Bakın bizim biz Çerkezler olarak kendi üzerimize geleyim ben. Çerkezler olarak sanayi devrimi sürecinde biz varlık yokluk savaşı verdik. 100 yıl süren bir savaşın olduğu süreçler sanayi devrimi sonrası süreçlerdi. Ve bu süreçte biz millet olarak dağıldık. Toprağımıza el kondu. Dolayısıyla başka toplumların içerisinde harmanladık. Acılarımız yıllarca devam etti. Dolayısıyla sanayi toplumunun getirilerini ulusal nitelikte biz yakalayamadık.
Köylere düştü. Köylerden de şehire gelene kadar 50-60-70 sene sürdü. Şimdi dijital topluma geçiyoruz. Dijital toplum içerisinde yazılıyor, çiziliyor. EBA 1, EBA 2 bilmem falan var. Başka şeyler var, başka şeyler var. Ama yine biz bunun dışında kalıyoruz. Yani Alaaddin Bayram kursa çağıracak. 60 kişiyle başlayacak. 10 kişiye düşürecek. Ondan sonra harfleri öğrenecek. Bir ay geçmeden tekrar unutacak. Zamana yazık. Emeğe yazık. Dönüşümü yok ki bunun. Bu sadece pasif bir direniş. Yani burada neyi göstermeye çalışıyoruz? Ne olacak burada? Ne getirecek? Ben başladığımda ilk kez 2000'lerin başında bir kişiyle bir kış boyu şey yaptım. Okey'den kalkıp da kimse, çünkü aşınmış yani, düşünce gitmiş. Ya bu dil nasıl deyip bakan olmadı. Yani Alaaddin bu, Hocam, ama bir burada bu... farkındalık, bugün bir farkındalık oldu. Devlet bizi dinliyor, herkesi dinliyor. Üniversiteler, fakülteler, bölümler açıldı. Okullara kondu. Ama buradan sonra bu geçmişin efendime söyleyeyim nakaratlarını söyleyip zaman öldürmenin bir anlamı yok. Bugün biz bugün ne yapacağız? Efendime söyleyeyim, yarın ne yapacağız? Devlet niye geldiniz demiyor ki. Sözlük basalım dedi. Tamam basalım dedi. Biz bunu niye görmüyoruz? Televizyon yapın, gelelim televizyon açalım. Gelin diyor, devletin başı çağırıyor. Biz gidemiyoruz kardeşim. Devletin başı Alaaddin Hocam. çağırıyor, biz gidemiyoruz. Dolayısıyla çok özür dilerim. Bu profilde bunun kaç kişi olacak, kaç kişi gidecek, frenlenmesi mümkün değil. Sadece yavaşlatır. Ne olur 25 sene olmaz da 30 sene olur. Biz onu istemiyoruz. Biz dipten filiz versin istiyoruz artık. Tamam. Bizim tuzumuz kuru. Bizim ülkeyle bir sıkıntı yok, bir bilmem ne yok falan filan vesaire. Biz Çerkezce sloganı ben vermiştim federasyona. Biz bu topraklar için ölürken Türkçe bilmiyorduk. Şimdi ana dilimizi bilmiyorum federasyona ben vermiştim o sene. Hüseyin Çelik Bey kulaklar çınlasın. Oradan giriş yaptı. Bir YouTube'u var. 30-35 dakika çok enfes bir konuşma oldu. Açın dinleyin. YouTube'da şey var. Ama o günden bugüne evet ben buraya dört kuşak gömdüm. İki tane gazim var, üç tane kaybım var İstiklal Marşı'nda. Herkesten önce benim yüreğim yanar. Herkesten önce benim canım acır. Şimdi ama bir dili konuşuyor olmaktan kimse bana da bir şey yakıştırmasın yani. Bu zül olur. O zaman zaten yakıştıran yok bize de olumsuz bir şey. Ama bu yok oluşu da birimiz devlete daha ciddi anlatmamız lazım. Hem burada hem Rusya'da devletler eliyle öğrenci akışkanlıktan bir şekilde sağlanarak bunun daha özel şeye gitmesi lazım. Adını getirin. Özel destek sağlanması lazım. İşte sözlük basacak ne güzel. Materyal yok. Efendime söyleyeyim. Biz bu dili eğitimini alarak gelmedik ki. Tırnak da iğneyle kuyu kazar gibi kazıyarak kendimiz öğrenerek okuma yazmayı ben kimseden almadım. Ana dilimden öyleydi. Dili biliyordum. Ha bu böyle yazılıyormuş demek ki. Yazılan kelimelere bakarak yanlış yazdım. Doğru yazdım. Başını gözünü yara yara bir noktaya getirdik. Ama geldiğimiz noktada hakikaten diller mükemmel bir bahçe. Adi Gamze'nin içerisinde barındırdığı şeyleri anlatmaya kalksak şu anda, neden Adi Gamze sorusunu, yani bütün devletlerin bunu koruma altına alıp yaşatması gerekiyor. Çünkü anaç bir yapısı var Adi Gamze'nin. Kaybolurken neler kaybolduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bazen tartışıyorlar televizyonda herhangi bir kelimeyle ilgili. İşte ilahiyatla ilgili, tefsirle ilgili, başka bir şeyle ilgili. Ben kıs kıs gülüyorum ya yapmayın diyorum. Alakasız yok konuştuğunuzun. Çünkü etimoloji var. Leksikoloji diye bir kavram var. Efendime söyleyeyim. Morfoloji diye bir şey var. Bunları atlayarak birimi de yapamazsın. Hiçbir şeyi de yapamazsın. Onu da hangi dilde ne var, nasıl gelişiyor, nereye gidiyor, hangi anlamı yüklüyor, tarihteki geçmişi neydi?
bir derya yani, bir derya. Onun içine girdiğiniz zaman çıkmanız mümkün değil. Açıldıkça açılıyor, açıldıkça açılıyor. Mükemmel bir dile sahibiz. Pardon, özür dilerim Hikmet Bey. Sosyal medyada takip eden arkadaşlarımız neden Çerkezce, Adigece konuşmuyorsunuz diye soruyorlar. Tabii içimizde Kafkas halklarının hemen hemen tamamı olduğu için, izleyenler arasında olduğu için tamamen Adigece, Çerkezce anlatılacak bir konu. Diğerlerini belki rahatsız etmez de en azından. Hikmet Bey, oradaki soruları biraz önce de konuştuk. Siz Alaaddin Hocam da takip edemiyor. Muhtemelen ben de takip edemiyorum. Takip ediyorum ben. Siz oradaki soruları şey yapın, ikinci bölümü tamamen Çerkezce devam edelim. Lübnanlı bir Çerkez, Suriye, Lübnan'da yaşayan Suriyeli bir Çerkez İngilizce çok teşekkür ettiğini, hem buradaki Suriyelilere yardım ettikleri için, oradaki Çerkezlere hem de böyle bir yayın yaptıkları için teşekkür ettiğini söylemiş. Muhammed deyip İslam adında bir arkadaşımız. Bir de Çerkezce okullarda açılmasıyla, yani ilkokullarda Çerkezce öğretilmesiyle veya üniversitelerde böyle bir dilin, bir bölümün açılmasıyla Çerkezce kurtulur mu diye bir izleyicimiz soruyor. Evet. Senin sorularını da bundan sonra Çerkezce alalım Hikmet Bey. Tamam. Sosyal medyadan aldığın soruları da Çerkezce iletin. Tamam. Yani insanlar biraz kendi dilini duysunlar. Endişe Hayır. etmesinler. Birkaç gün sonra da Çeçen sürgünüyle ilgili bir program yapacağız. Orada da Çeçen arkadaşlardan Çeçence konuşmalar dinleriz. Buyurun. Son cümleyi bir kez daha alabilir miyim Hikmet Bey? Bu okul, ilkokullardaki Tamam. ve üniversitedeki Tamam. Çerkezce bölümlerinin açılması. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Ortaokullarda, özel okullarda yasal olarak istediğiniz dilde eğitim yapma hakkınız var bugün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlar içerisinde. Özel okullarda. Yani bütün dersler ben Çerkezce yapacağım diyebiliyorsanız, özel okulunuz varsa bu mümkün. Ama ders olarak okutacaksanız, resmi ders olarak okutacaksanız, seçmeli ders ortaokullarda mümkün. 2 saat yeterli mi? Değil. Ama onun bir altını biz dolduralım, içini bir dolduralım, bu önemli. İlk okullara gelince, ilk öğretime gelince özellikle, özel okullar için söylüyorum. Saat işte devletin bir gün 6 saat, bir gün 7 saat, 35-36 saat, 6 saat haftalık ders toplamını kaldırdığınız zaman, mesela ben özel okulda çalıştım, 12 sene idarecilik yaptım. 40 yıllık meslek hayatımın 30'u idarecilikte geçti. Özel okul kuruculuğu yaptım, devlet okul kuruculuğu yaptım. Özel öğretimde, kolejde 15 saate kadar ekstrem ders yapabiliyorsunuz. Haftada 3 saat koymuştum ben. Birçokları 2 saat ders koymuşlardı. O 3 saatin içerisinde siz istediğinize koyun. Yani tamamını Çerkezce yapın. Devlet gelip size niye bunu Çerkezce yaptın demiyor. Çünkü o yaptığınız ders devletin müfredatları içerisinde var zaten. Bunu Rusça yapın, İngilizce yapın. İngilizce ders saatini 18 saate kadar çıkartabilme şeysi buradan geliyordu zaten. Yani 13 saat dersi var. 15 saat daha koyuyorsunuz. 18 saate kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani etüt mantığıyla bunu yapabiliyorsunuz. Ama liselerde iş biraz daha değişik. Liselerin de bu dersin aslında konması gerekiyor bana göre. Yani ilkokulda da, ortaokulda da veliler bunu istiyorsa okusun. Bundan bir zarar görmez. Yürekler temiz olduktan sonra lisanlar temiz olur. Kimse rahatsız olmasın yani. Mesele beyinlerin, kalplerin temiz olması. Yani biz konuşarak çözemediğimiz şeyi kavga ederek çözemeyiz. Çözemiyor insanlar işte. 40 yıldır Türkiye çözemiyor. Yani dolayısıyla konuşabilmek güzel bir şey. Çözümü de biz üreteceğiz. Alternatif olarak sunmamız lazım şeye. İşte ne güzel soru gelmiş. Bunun ilkokul, anaokulda hiçbir problem yok. Anaokulda istediğiniz zaten ders yok anaokulda. Eğitim var. Anaokulda siz istediğiniz kadar istediğiniz dili konuşun. Hatta daha önce Diyarbakır'da falan da açmışlardı. Çünkü
orada zorunlu olan yazışmanın Türkçe olması. Burada da derneklerde sen okulun içinde de konuş. Yani orada problem yok ki artık. Niye Farsça dili konuştun demez kimse. Orada eğitim dili Türkçe, resmi yazışmalar Türkçe. E peki devlet bugün YÖK'ün içerisinde üniversitelerde Adigabze'yi lisans dili olarak kabul ediyor. Yüksek lisans ve doktora dili olarak kabul ediyor. Bunları da görmemiz lazım. Ama bizim burada birçok eksiklerimiz var. Burada bunu yerine getirmeye şey var mı bilmiyorum. İki ayrı şiveyi kullanıyoruz. İki ayrı imla kullanıyoruz. Bir dilin iki ayrı alfabe kullanıyoruz. Yani bakın dijital dünyaya geçerken bazı şeyleri kaçırmamak lazım. Ben 2019'da Maykop'ta bunu söyledim. Ana dil gününde tebliğde sundum bunu. Yani bir şiveye inmekten bahsetmiyorum. Bir imlaya inmekten bahsediyorum. Çocuklarımız burada karışık, üniversitelere karışık gidiyor, dernek kurslarına karışık gidiyor, okullarda karışık gidiyor. Ben Kabardey'im diyor, böyle yazılacak diyor. Aynı sınıfta öbürü ben Hatko'yum diyor, böyle yazılacak diyor. Şimdi bu çileyi bizim kaprislerimizi çocuklarımızın çekmek zorunda yok. Zorunda değil. Bunu daha pratik, daha işlevsel, efendime söyleyeyim, daha birbirine anlaşır düzeye getireceğiz. İmlamız bile farklı. Onlar o, bunlar bu. Tamamen Almanca, Rusça gibi, Almanca, İngilizce gibi farklı iki dil mantığıyla bakılıyor. Bu bize giydirilmiş elbiseyi biz bunu giymek zorunda değiliz yani. Bunu Türkiye önerecek ana yurtta, ana yurtta da değişecek. Buradaki eğitim hayatında o şekilde girdiği zaman eğitim hayatı da daha güzel olacak. Kursa katılmıyor. Ben Kabardey'im diyor, katılmıyor. Ben Hatko'yum diyor, katılmıyor. Şeyde dernekte oturuyor. Geliyor orada oturuyor. Yani yaşadım ben bunu. Defaaten. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla ilkokullar evet önerilebilir devlete. Yasal değişiklikler olacak. Ne gelecek ne gidecek bilmiyoruz. Bir kere bilgi korkar ben size söyleyeyim. Bilgi korkar, para gibidir. Bilgi hür ortamlarda gelişir. Bilim hür ortamlarda gelişir. Siz bilgiyi, bilimi geliştirmek istiyorsanız lisanları da rahatlatmanız lazım. İnsanların düşüncelerini efendime söyleyeyim. Şiddet, sıfır tolerans, güçlü bir demokrasi. İnsanlar konuşsun, dilini de kullansın, dilini de yazsın, şiirini de okusun. Bana göre problem değil. Devlet de bugün problem olarak gördüğünü hiç zannetmiyorum. Ha, bazı şeyler yeterli mi? İşte arkadaşlarımız sordu ilkokulda olması gerekiyor mu? Olması gerekir ama bugün var mı? Bugün yok. Bugün olanı söyledim. Özel okullarda eğitim dili olarak kullanabilirsiniz. Sadece ortaokullarda resmi dil olarak var. Bunu özel okullarda siz arttırabilirsiniz. Ders saatlerinin dışında etüt mantığıyla notu yok, hiçbir şey yok. Sonra bir şey daha atlıyoruz biz. Diyelim ki bir okulda Çerkezler 8 kişi, 2 tane abazı var, bir tane Çeçen var, bir tane annesi işte Çerkez olan, babası Türk olan var ya da tersi var falan. Sadece o seçmeli dersi 8 kişiye buyur, seçer misin diyoruz. Halbuki diğerler de onu seçsin. Yani bir üniversite Çerkez dili bölümünde 3'te 2'si Çerkez değil. Gidenlerin. Böyle bakmamız lazım. Biz dil öğreniyoruz. Herhangi X dili okula koyduğumuz zaman isteyen herkes okumuyor mu? Okuyor. Çerkezceyi de seçmeli ders olarak yapacak. Bana gelenler oldu. Mesela hocam ben işte Karadenizli, öbürü bilmem nereli, öbürü Doğulu, öbürü başka. Hocam ben öğrenmek istiyorum. Seçmeli dil olarak koysanız. Özel okul sahibi kabul etmedi. Dolayısıyla yani gerek yok falan yaptı. Koysak bir sürü belki hiç Çerkez çocuk olmayacak. Dedim koyarsanız bedava ben ücretsiz olarak okuturum burada 2 saat. Etüt mantığıyla da olur. Ya boş ver değişik yorumlarla falan dedi çıktı. Ya bunlar bir gün gelecek mi? Gelecek. Bu bir ivme kazandırır mı? Kazandırır. Ama çok geç kalıyoruz. Yani Alaaddin Bayram gelmiş 60 küsur yaşına. Dili sonradan öğrenmiş. Yüksek lisansını ana dilinde yapmış. Arapça okumuş, Farsça okumuş, İngilizce okumuş, Fransızca okumuş. Her neyse dillerle az çok
haşır neşir olmuş bir insan. Mesleğiniz de öğretmen olunca o insanlara biraz daha pedagojik yönden daha rahat yaklaşabiliyorsunuz. Para yok, pul yok. Efendime söyleyeyim, İstanbul'un metropol şehrinde çocukları evlerine götürüyorsunuz arabanızla. Şimdi bunlar söylenecek şeyler değil ama bu iş böyle olmaz, böyle yürümez. Buna nasıl yürür? Herkes ne zaman gidiyor okula? Sabahın 8'inde. Ne yapıyor? Okula teslim ediyor. Hem eğitiyor hem öğretiyor. Neyi öğretiyor? Veli ne istiyorsa. Devlet güzel bir şey daha yaptı. Seçmeli ders sayısını çoğalttı. Lisede de bu böyle. Buralarda sadece şurada sıkıntı var. Okul idareleri biraz yönlendiriyor. Kendi öğretmen kadrosuna göre. Halbuki biraz daha rahat bırakıp böyle 8-10 kişiye de sınıf açabilseler bu işler daha kolay olacak. Yerimiz yok diyor. Sınıf bölünmesi lazım diyor. Hocayı yok diyor. Bilmem ne yapıyor. Onlara sığınıyor. Kendi rahatına bakıyor. Senin dilin ölecekmiş, kalacakmış bilmem ne. Onlara çok görmüyor. Bunun evet ilkokullarda çok mükemmel olur. Açık söyleyeyim. Çünkü daha beyin azından şunu önerebiliriz biz. Bir herhangi bir dil devlet kademelerinde lise sonuna kadar ne zaman başlıyor? İlkokul 2'den başlıyor. İlkokul 2'den itibaren ne zaman bitiyor? Lise 12. sınıfta. Lise 12. sınıfa kadar seçmeli olarak konabilir. Bu kadar basit yani. Bunda bir şey yok. Bu sene alamadıysa öbür sene alır. Öbür sene alamadıysa bir sene alır. Ama sürekli gündemde kalır bu şekilde. Şimdi anne babalarımız bakın her gün taziye şeyleri insanın içi gidiyor. Taziye sayfaları paylaşılıyor. Alttan gelen gidenin bir varisi alttan gelmiyor. Farklı geliyor. O zaman işte Oğuz Bey'in söylediği %20'lik şey bugün %2'liklere düşecek. Açık söyleyeyim. Anayurttan birisi geliyor. Çeviri yapabilecek insan arıyorlar. Ben yaşadım. Yani falanca konuşacak. Tamam çevirebiliyor ama çeviremiyor. İşte Kayseri'de misafirlerimiz vardı. Valiliğe gittik. Zorlanıyor insanlar. Çeviri ayrı bir şey. Dili bilmek ayrı bir şey. Şöyle bir şey diyemiyoruz. Yani özellikle her dilin adına konuşmak doğru olmaz ama ben Adigabse adına konuşayım. Dil bilimde bir şey var. Bize öğretilen şuydu eğitimde. Dilin anlamlı en küçük parçası kök harfi kelimeler dediler. Kökün dışında anlam olmaz. Benim bu dille uğraştığımı birisi, bir arkadaş duymuş. Bandırma'da o zaman kitap evi vardı eşimin. Geldi. Hocam dedi, tanışmak istiyorum dedi. Siz sesleri çalışıyormuşsunuz falan dedi. Bir çayınızı içip gideceğim dedi izniniz olursa. Tabii ne demek dedim falan. Oturdu, sordu. 3 saat. 3 saat, 4 saat. Ondan sonra dedi ki, bu dilde dedi seslerde anlam vardır dedi. Evet dedim. Hocam dedi, ben dedi İngilizce bölümü 1402, branşı da İngilizce, 1402'liklerden, YÖK'ten atılanlardan 80 sonrası. İşte CD'ler yapıyor o zamanlar. Yurt dışına öğrenci götürüyor falan vesaire. Ben dedi, dilin doğuşunda dedi seslerde anlam olması lazım. Kelime halinde dil doğamaz diye iddia ettim dedi. Profesör bilmem kim adını da söyledi. Bana öyle bir şey olamaz dedi. Seste anlam olmaz diye dedi. Beni inandırdı dedi. 20 senedir dedi böyle yaptı elini. 20 senedir dedi beni yanlış bilgiyle gezdiriyor dedi. Şimdi seslerde anlam olur diyorsanız o zaman üç sesli kelimeler birleşik kelime mantığıyla bir araya geliyor, yeni anlam kazanıyor ve terminolojiye yeni bir şey çıkıyor. Dolayısıyla diller hem dallanıyor, ayrışıyor hem de efendime söyleyeyim ses, mesela Çince'de öyledir. Yani ekler almaz vesaire. Ayrı bir de konu, oraya girmeyelim. Alaaddin Hoca. Bunu Çerkezce mükemmel koruyor. Çok mükemmel bir şekilde koruyor bunu. Şimdi bu dil Alaaddin Hoca. Öldürdüğünüz zaman birçok bilgi insanlık mirasından birçok şey gidiyor. Buyurun. Die programın informatör zahat ke udrapsaşlarının tane ups ahar diye ups ahar den ups onu informatör arası yapış ha
gibi tu tepse saha müstemke vüfra kodsi sesi vüfra. Abi ya pek yuhtik turhan zuvra iyi ise abi ar nübcesunuz. İlesim zımahı dikkat iş bizer dav dğapsovun je yuhtik turhan. Turhan selam. Subkok o yitlesim zavi koçuna bizler savuştuk zaten. Ar psovun amali yotup. Ar bizim uru gupşisa u fiyajan fay. Uru gupşisat tab gupşisira tab ojit. Bizim uru hlaot, uru khonat, uru gusat, usarıp tıkıt, rastgaz karıp tıkıtık, şısarışka kırıp koştuk, hoğuz ağakı, tavrıkır, literatürün kabahat, modernitem ki hara güşe akım, ya adgab zekı ya fe boğutut. Amirimi kakwa kwa istiş bojara, ari bize, av, ari kutup. Tati bize, Turanzi fi ora subka ar tüjün paye beyaz zambaklar ülkesinde itse o zıt kilk koruşacağın bu milletime tavsiye ettiği dillerin arasında beyaz zambaklar ülkesinde Finlandiya'daki Finlandiya hareketini anlatıyor. Bir öğretmenin dil üzerinden başlayarak nereye geldiğini şey yapıyor. Tamam, içinde Hristiyan propagandaları var diye falan sanal dünyada biraz itirazlar yaptılar. Bunu Milli Eğitim nasıl öneriyor falan diye. O işin ayrı bir tarafı. Bunu öneriyorum ben. Yani arkadaşlarımız acizane Beyaz Zambaklar ülkesinde günlük hayatımıza katmadığımız sürece kendimizi oyalarız. Biz umuyoruz, bekliyoruz ve gayret gösteriyoruz ki bu dilimizin yavaş yavaş bir teveccühü oluştu. Hem öğrenciler, ben üniversite öğrencilerle diyalog halindeyim. Dersler verdim. Yıldız Kaf'ta 46 kişiyle başladık. Amfi gibi koca salonda. 23-24 kişiyle bitirdik. Çocuklar gelemiyor. Farklı farklı üniversitelerden geliyor. O gün başka bir derneğin folklorına gidiyor. Yetişmek için erken çıkıyor. Bugün erken çıktı, yarın erken çıktı. Buradan erken çıkıyor. Oraya geç gidiyor. Bir kısmı koptu. 24 kişiyle bitirdi. İnanın şimdi de Gazi Kaf'la Zoom üzerinden ders yapıyoruz. İnanın çocukların tamamı bu işe gönüllüler. Yürekleri böyle şey gibi nasıl almaya hazır bekliyor. Fakat bu kadar hengamenin içerisinde kariyer yapma, bilmem ne yapma vesaire vesaire yetmiyor. İki saatler yetmiyor. Ben de biliyorum iki saatlerle ders yetmeyeceğini. Bir farkındalık yaratmak, gündemde tutmak, bugün olmazsa yarın olur mantığını taşımak, olabilenlere de bugünden itibaren yola koymak. Okuma yazmayı öğretirsek, birazca mantığını verirsek dilin geri kalanını kendileri üstüne koyarak giderler diye düşünüyoruz. Yoksa tabii ki Turan dediği doğru. Haftada, senede bir gün hatırladığımızda olmuyor. Hatırlamıyoruz bir gün aslında. Hep aklımızda ama bu annelerimize anlatamıyoruz. Annelerimiz maalesef çok çabuk şeye alıştılar. Beyinler televizyona vesaire. Evde dahi çocuklarla konuşmuyor. Çocuk neyi sunuyorsan çocuktan onu alıyorsunuz. Bir şey söyleyerek bu faslı kapatayım. Bu son derece dil eğitiminde Hikmet Bey de bilecektir. Dil eğitiminde son derece manidardır bu. Dil kulakla başlar. Dille değil. Kulakla başlar. Önce işitiriz. Biz işittiğimizi söyleriz. Konuştuğumuz her şey işittiğimiz şeylerdir. Dilsizler niye konuşamıyor arkadaşlar? Dilsizler niye konuşamıyor? İşitmedikleri için konuşamıyorlar. İşitseler de neyi işitiyorsa onu konuşacaklar. O zaman ne yapıp yapıp, dil öğrenme metodunda da ben bunu kullanıyorum. Anlamanız şart değil. Herhangi bir parçayı alın, kulaklarınızı telefonunuzdan
dinleyin, olabildiğince dinleyin. Maykop'a gittim 2019 Mart'ta Adige Dil Günü'yle. Ortaokul çağındaki şeyler, Tuz İlkay Hac yaşında bir program var, geldiler. Ortaokul çocukları, öğrenciler Türkçe konuşuyor, mükemmel bir Türkçe konuşuyor. Şaşırdım, nereden geldiniz siz dedim, ne zaman geldiniz? Gülüştüler, biz buralıyız dedi. Nasıl buralı, nasıl öğrendiniz? Muhteşem Yüzyıl'ı seyrederek öğrendiler. Orijinal dilde. Kursa mursa falan gitme yok. O zaman duyurmamız lazım biz bu şeyi. Evimizde sabah kalktığımızda andan itibaren videolarda, telefonlarda, efendime söyleyeyim, şarkılarda vesairelerde o tını sürekli kulağımıza girmesi şart. Yani günlük hayatımıza böyle sokmaya çalışacağız. Arabamızda gidiyoruz, başka müzik dinliyoruz. Ama tamam, onu da dinleyeceğiz. Ama önce bir toparlanış. Ne söylüyor? Anlamamız gerekmiyor. O sözcükleri bir zamanla ezberleriz. Telaffuzumuz kolaylaşır. Sonra öğrenmesi de daha kolay olur. Bir de tabii alfabe konusu var. Ayrı bir sıkıntı. Oraya şimdi girmeyeyim. Hikmet Abi Bey, hal. Zufiyat Şurası Ufrari İrfan Tokyesi Peseri Hikmet Adiye Han Bey, Hikmet Bey. Alfabet. Buyurun. Önce Zoom'da Hazır Uğur'un sorularını alırsan el kaldıranlar var. Sonra sosyal medyadakileri alalım, olur mu? Okay. Halit abinin sözü var. Buyurun. İfsahraf o kadar kâsım nusabım ilacı selam guapa fizok herakya alatini tarazı sen noba pamız programı sahede ohas Türk kralım subso lazım hatta Suriyani ham Zazaham, Adiyeham, Zibzek Odunuşuna Tuhan, Z Aram Kapuava, Z Kosav, Z Program Kapuakya, A programimi Şuriz Asmır, Ferisini Vopsun Pekya. Nige Sa Adiyebzekes, Adiyebzem Kevhav, Nobe, Dünentet, Bzeyezgaz, Onu Vutuh Yet, Parazı kapuk somi. Fuvak ev tük yiç dekken zirijiz ama dekket somi ya adiye bize ziragat ve metodur pemzgoras. Sen o bey jizas niki fark jizoa. Sadece adiye bize muhu adiye bize muhu işte zazaca odunuz jizah mi? Suriyanice odunuz jizah mi? Yani adre bize koydum, pomakça koydun azize ami, adiye bize koydun azize hari. Zihuesu Milli Eğitim de tamadem yakuatla hav nobe mis zamanım, pandemi zamanım televizyonum ebajeri program kriyazaz. Nige mektep hamuk o, yagacak o ham, yagacak hamuk o. Sabir adiye bize yapacağız onur goz. Ama bu ne bize televizyonum ebaja program yetsi mi bize kodunu zi goz sahar milliyetime bize program teretemre zi kosu zi unafız dağsu ebaja uza programım adiye bize abaza bize doğu diyalektikri batı diyalektikri harzunu mahu kaskıratu abı şuzrağaz onur nach yurakhun a mabikesiniz olsa koyme türkü bize gezeceğiz gezeceğiz sekmet hoş koyma bak zeki zeci mafşa ham tu adiyab zamanı ya hetsi sekzeceğiz gezeceğiz su koyma davru jupan türkü bize kayva mısır zaten iyi akşamlar diliyorum UKD derneğinin düzenlediği bu güzel gece için program için. Ayrıca öğretici olarak katılan, dil bilimci olarak katılan Alaaddin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bugün 21 Şubat kaybolmakta diller, ana diller günü. Bugün başka bir programda da söyledim. Bir insanın
doğduğu an ana sütü ne kadar helal ise, ne kadar zorunlu ise ana dili de o kadar zorunluluktur. Bugün kaybolmaya yüz tutmuş olan bu diller programında bugün şunu da söyledim. Farklı dillerde, ben özellikle Çerkezce söylüyorum, farklı metotlarla bu dili öğretmeye çalışan dil emekçilerimiz var. Fakat herkes farklı metotlarla öğretmeye çalışıyor ve burada bir kargaşa, bir anarşi de oluşmuş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşülerek, Milli Eğitim Bakanlığı'yla bizim üniversitelerden mezun olmuş olan dil bilimcilerin de sağlayacağı katkılarla bu dillerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve TRT'nin EBA programı üzerinden düzenli bir şekilde verilmesi için bir girişimde bulunulsa faydalı olmaz mı diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla federasyonun gündeminde böyle bir şey var. Şimdi adına konuşmak istemem çünkü yönetimde falan değilim. Bu konuyu da ilettiler, öyle biliyorum. Tamamen katılıyorum. Yani biz bir tek yönteme bağlı değiliz. Bir tek şey yapınca bir dili kurtarmayacağız. Böyle bir şey yok. Her biri, piyasada olan her bir şey, ihtiyaç gideren, herhangi bir dille ilgili ihtiyaç gideren her bir şey bizim için de geçerli. Dil kursları da açılacak. Efendime söyleyeyim, bununla ilgili sitelerde olacak. PDF, sanal sözlükler olacak. Devletin baskıları da olacak. Devlet de EBA'ya koyacak vesaire vesaire vesaire. Ama şunu unutmayacağız. 2 saatlik dersle bir dil öğrenileceğine ben inanmıyorum. Bu bir. Peki niye uğraşıyorsunuz hocam? Bakın şunun için uğraşıyoruz. Bir, bu dili gündemde tutuyoruz. Yani affedersiniz ilk kez dil diye ben başladığımda dil, ya hocam dedi ne yapacaksın dedi. Bak lazım olan dedi İngilizceyi de öğreniyor dedi. Gider öğrenir dedi. Ne yani dedi falan böyle. Okumuş bir mektep medrese görmüş bir insanımız. Ben de dedim ki 25 sene sonra dedim o dili öğretecek kişiyi de bulamayacaksın dedim. Bunu düşündün mü? Arap orayı var. Cardeder Aras orayı dedi. Subkokova orayı var. Doğru söylüyorsun dedi. 25 sene sonra siz o dili öğretecek kişiyi de bulamayacaksınız. Bakın yaptığımız şeyin kalıcı olması lazım. Biz 2 saatlik derste okuma yazmayı öğretiyoruz sadece. Okuma yazmayı. Bilenler varsa buna biraz gramatik ekleniyor. Ondan sonra ne oluyor? Kendisi geliştirebiliyor. En azından internet üzerinden yazışabiliyor. Televizyonlarımızda klavyelerimizi çevirebiliyoruz. Bu büyük avantaj sağlıyor. Bu klavyelerle daha düzgün, daha rahat yazışabiliyoruz. Ama birçoklarımız da kardeşim zor diyor. Efendime söyleyeyim hiç şeye gelmiyor. Ya yapmayın. Ya sana zorsa bana zor değil mi? Ben gidiyorum işimi gücümü bırakıyorum. Gece 8:30'da kurs açıyorum falan yerden. Özel aracımla geliyorum. Akşam yemeğimi yemedim. Yani lütfen şey olarak algılanmasa, anlaşılması açısından söylüyorum. Yolda bulmuşsam bir poğaça muhaça denk geliyorum. Derse giriyorum. Efendime söyleyeyim. Şeyden çıkanlar İstanbul gibi bir yerde evlerine servis yapıyorum birini, ikisini, üçünü. Evime gidiyorum 11:30-12 olmuş. Akşam yemeğini yiyorum. Ondan sonra yatıyorum. Beyefendi gelmiyor. Niye gelmedi kardeşim? Ya yoruldum bugün. Ben yorulmadım mı? Bugün niye gelmedim? Allah yağmur yağdı. Bana yağmur yağmıyordu sanki. Dil kime lazım? Sana lazım, bana değil. Koşacaksın kardeşim. O zaman isteklerimiz böyle alacalı bulacalı olmayacak. Ya çarpın arkadaşım, herkes çarpsın. 24 saat bir günde. 7 günde kaç yapar? 1000 bilmem kaç saat yapar haftada. 1000 bilmem kaç saatten 2 saat istiyorum. 2 saat kendi en yakınlarımdan bahane üretiyor bana. Benim sınavlarım, ya 2 saat istiyorum kardeşim, bana kimse maval okumasın, kimse kimseyi kandırmasın. 2 saat, yıkılması lazım, kurs, para yok, pul yok, bilmem ne yok. Yani altınıza çivinin üzerine oturun da oturamayasınız. Bakın biz geçmişin faturasını da ödüyoruz. Bir başka şeyin de günahını ödeyerek geliyoruz. 20 sene sonra, 25 sene derneklerimiz bir araya gelmiyor. Çocuklar biri diğerini öbür tarafa göndermiyor.
Onlar oranın gençliği diyor. Ya yapmayın arkadaşım. O mahallede oturduğu için oran derneğine uğruyor. Bu mahallede oturduğu için buranın derneğine uğruyor. Biz kurstan bahsediyoruz. Kalıcı olması lazım. Şeşene oynarsın, dağılır gidersiniz. Herkese de öğretirsiniz. Dili de öğretirsiniz. Ama sahiplenmezler. Bir dilin kendi sahipleri gibi günlük hayatında onu kullanmaz. Mümkün değil. O zaman bunu herkes her günde ben öyle başlıyorum. Bir saat. Ben bu kültüre bir saat ayıracağım kardeşim. Ayırmadan yatmayacağım. Yatmayacaksın abicim. Uykun zıkkım olsun. Uyumayacaksın. Enver Sağlam Bey'in bir sorusu var hocam. Ondan sonra ekleyeceksin kendin. Sürekli ekleyeceksin. Başka çaremiz yok yani. Hep her şeyi fırsata çevirmenin şeysi lazım. Ondan sonra STK'larımız bir araya gelsin. Gitsinler şeye. Ben STK'daki kişi kim seyredecek televizyonu diyor. Sana ne kim seyredecek ya? Bunu sen niye söylüyorsun? Ben seyredeceğim. Orada seslendirme yapacak, tiyatrosu yapacak, sunuculuk yapacak, kamera yapacak, film çekecek, açık oturum yapacak. Geçmişte iki sayfayı veriyorlardı. 20 dakika bunu çevirin diyorlardı. Onu işte farklı dillerde çevirin diyordu. O geçti, bitti o. 24 saat dönen bir kanaldan bahsediyoruz. En az 100-150 kişi ekmek yiyecek oradan ayrıyeten. Mezun olanlarınız ne olacak? Her sene mezun veriyor. Nerede çalışacaklar? Bakanlığa gittik, atama yaptıracağız. Kaç kişi atattıracaksın abicim? Kur'an-ı Kerim olsa dahi bir kadronun atanması için o okulda, bir okulda 15 saat ders olması lazım. 15 saat ders olmadan atama olmaz. Bu Çerkezli'ye yönelik bir şey değil. Bu genel kural. Bir dersin norm kadro dediğimiz şey atamasının yapılması için 15 saatin olması lazım. Sen atatsan ne olacak? Bir kişi atanacak, bir yere atanacak. Sonra her sene 30 mezun veriyor. Ne yapacaklar bunlar? Bunlar yazması lazım, çizmesi lazım. Ankara Doğu Dilleri içerisinde dil tarih coğrafya Doğu Ankara Üniversitesi'nin dil tarih Doğu Dilleri içerisinde Kafkas Dil Bölümü var. Öğrenci almıyor yıllardan beri. Haberimiz yok. Kimsenin de haberi yok. İsteyen de yok. Araştırma görevlisi niye orada çalışmasın? İlla öğrenci olması şart değil ki. Sempozyumlar düzenlensin, Kafkas Dilleri bölümü açılsın, ne bileyim uluslararası paneller yapılsın vesaire. Yani her alanı, her şeyi bir fırsata çevirerek bir kültür seferberliği yapılması lazım. Yıllar önce söyledik, dil seferberliği yapalım. Yıllar sonra yapıldı. O da bir şey. O da bir şey ama yeterli değil. Yeterli değil. Ana yurt da birçok şeylerden çok uzak. Onlarda da bir şeyler var, bir gayretler var. Ama bak demin söyledim, yine söyleyeyim. Ya kaprislerimiz, ya imlayı bir hale getiremiyoruz. Kardeşim eskiden de o köyde geliyordu, orada okuyordu Maykop'ta, çantasını alıyor, evine gidiyordu, Nalçık'taki evine gidiyordu. Bugün Zoom'da beraberler. Aynı kelimeyi aynı yazmak zorunda. Aynı telaffuz etmesi şart değil, aynı yazacak. Yazıldığı zaman ne yazdığını çocuk anlayacak, sözlüğe baktığı zaman kelimeyi bilecek. Aynı alfabe olması lazım. Harfler farklı. Birisinde sert şey olan, öbüründe ince şey. Bunlara takılmayacağız, bunlar basit şeyler. O zaman daha pratik, daha elverişli, efendime söyleyeyim, olabilen hem ana yurt hem burası ile ilgili günlük hayatımızda sıkça kullanabileceğimiz kendi özel gayretlerimizle beraber devlet de o zaman size bir şey demese, ya niye geldin derse tamam. Ama devlet öyle bir şey demiyor. Gittiler sözlük yapalım dedi, tamam dediler. Ya bizim derslerimiz seçilmedi, internet üzerinden bakın Hüseyin Bey döneminde öyleydi. Sonradan dilekçeye çevirdiler. Ya dilekçeyi çevirmeyin, internet üzerinden olsun. Tamam bakarız dediler. Tamam, yani bir şey yok ki. Ya bildiri alıp bakanlığın önünde bildiri mi okuyalım? Yani bizim tarzımız o mu? Biz şeyimizi, yani kendi sıkıntımızı dile getirip önce kendimizden başlamamız lazım. Kendi ana dilimizden başlamamız lazım. Bunu kuvvetlendirecek televizyon, internet, YouTube, efendime söyleyeyim, radyolar, şarkılar, cep telefonlarımız, klavyemiz, günlük hayatımızda ne varsa yazış. Biz X'i yazdık, Adige Kayser'in isim babası benim. Devlet Adige dilinde Kiril'le böyle yazılır. Avrupa'yı dilde I'yla, Y'yle yazdık I'yı.
Adıga. Böyle yazılır. Türkçe böyle yazılır dedik. İşte Enver Bey biliyor. Tamam baba, kabul etti gitti. Bunda Ender Bey'in bir sorusu var. Bunda problem yok yani. Biz biraz gayrete geçmemiz lazım. Evet, buyurun Ender Bey. Şimdi sorudan ziyade küçük biraz katkıda bulunabilir miyim başkan? Buyurun. Katkı da değil de aslında bazı tespitleri söylemek istiyorum. Şimdi son yıllarda bütün derneklerimiz kurs açıyor. Bu çok güzel. Belli bir süre, yani ne bileyim, belki 20 yıl önce böyle bir duyarlılığımız yoktu. Bu arada bardağın dolu ve boş taraflarını da görmek lazım. Dernek öyle veya böyle haftada 2 saat olsa bir kapı ayarladı. Bu kapıyı daha da zorlamak lazım. Ama biz hala Batı diyalekti mi, Doğu diyalekti mi, işte hangi alfabe, Kriol üzerinden mi gidelim, Latin üzerinden mi gidelim gibi, bunların hala ayrımına varamadık. Bu noktada birleşemedik. Bana kalırsa Türkiye'de bütün dernek, vakıf vesaire ne varsa bütün kurumlarımız bir araya gelmeli, bir konferans mı olur, arama konferansı mı olur, ne yapılacaksa bir defa burada bir fikir birliğine varmamız lazım. Ondan sonra bakanlığın karşısına çıktığımız zaman birazdan bir şey istememiz lazım. Herkes ayrı telden çaldığı zaman karşı taraftaki muhatap da bizi pek ciddiye almıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bunun önce yolunu bulmamız lazım. Yoksa Alaaddin Hocam'ın dediği noktaya gelir. 3-5 sene sonra konuşacak, öğretecek insan da kalmayacak. Alaaddin Hocam'ın bir kursiyeri olarak ileri yaşlarıma rağmen gençlere örnek olsun diye gece yarıları işte anlattığı o yorgun argın halimizle değişik derneklerde İstanbul'da, İstanbul trafiğinde de boğuşarak kurslara giderek gençlere örnek olmaya çalıştık. Ama tabii bu kurslarda olacak bir iş de değil. Muhakkak okullara bu işi yıkmak lazım. Bunu söylemek istemiştim. Teşekkür ediyorum. Hikmet Bey, diğer arkadaşların sorularını alabiliriz. Adnan abi, buyurun. Adnan Bey, mikrofonu kapalı galiba. Selam, kapalı zor. Adiye kez kovuşun. Türk'ü bize kez kovuşun. Uzarı koy, Edgabza. Ama zihazımız kışağısı herhalde. Türk'ü bize kez kovuşun. Sıkıntı değil abi. Devam edin, sonra da tercüme edin. Aynı Halit abide olduğu gibi. Adiye bize kez kovuşun işte. Alaaddin Hocam, malum. Bu zeka ham anahjdı ham saçış varif o boşa iş peşim spekas. İlk okulum şadza. Kup zat çata moyri zirji kam hodu. Ta. İlk o dışık ama akır zi sivgikijim. Ana şu sirata o da kuşakati. Birim şastar zat geri duvarım de uvikavu. Şan ordum şajuk. Ya harik gülümü dışıt. Yani diyelim hodu tabir caizse. Doğum rapodu hafta 10 günce tesefa. Ya harik gülü o khas ya yara ağır. Tab son Allah rahmet etsin. Eğitmenlik bacım şişiz gürüt. Ona rağmen. Peki de muhadura Türk'ü zerze dalacağız. Ama de bediyaşım yitten zidda oya asif adiyeke sadece psetle kodet yegeni yaşatın zerbsi misli yaşatın zirağa geni yaşatın de halin yaşım spasavu teraz uşağım gene. Sözü safını unutak zıbara hamseye gelse ama gene de gelsin. Peki nesili çıkarız? Der hodu bizler tamu yaşarı hu, zihverci afu, cairek guru hu, ama metşef hu, kitap miyemi gef hu, dedik ana uzi, diyozca kako ham iltesip, nakabede de iltesip ne uzum, der hodu hari ukenu zinesil çıkarız. Oz nesili o kadar bu boşa. Yani ya da her Türk'ü, Türk Nusa dikodz, Türk Malhi dikodz. Zezisi kıyamış o. Apo du kalkvavu zinesil.
همی زیست قیامه جو قیجه است میگه از زیست قیامه یعنی شه هم یزغه شه هم واشست مر دیر پش آو مبه یعنی وی پسری مصری که پحاو قیرت شه هم واشست وش بوه اکی ساعتیت که مرزه باش افنن تا ابقش زوه تخری زوه ساعتیت که ساعتیش که باش افنن ابی که وری پسیون خویست ابی که وری لیزن خویست Tabii ki oraya gen huyuz, oraya güçsen huyuz. Peki sen kodra, sen kodra Türk'üm yaşayız, söz görüşeceğiz. Yani şu muhaam pahapçatı o da dajitler. Umra pısımra ikiha müjdoğa. Yani ki Türk'üm zeki ya gülaha o uçta. Tamam Alaaddin Hocam tabi il uzmana bir ya gülaha var mı? Mesela ya gülaha o afeti. Mür bu adiyen uhez tabur, ön pahapsa jisse. Ege neyse su kodin, emi jistan uraraz. Bu kodiz mis di as, problem di as, bu kodiz asla di as. Gok zor de tets. Jhosam hodu zer zisip zimşa kod di afas. Oz başkan jay as yani. %20 tuve %2 peşi as, bu harika işte. Belki %2'li %1'in peşiyası. Mürkete dağzacu, tavraya dağzakunu. Mürk tavra zibretçinu. Dedi ukme. Dedi yavuz ki, sivçke git tali ukme. Derhodu zili kanajunum. Neredeyse. Mekakat keşikon, mürk tavraya dağzacunu, mürk tavra zağzakunu. Jisar aras. Vopsa, Yok öyle abi, Adnan abi, evet. Kısa bir şekilde lütfen söylediklerinin evet, tercümesini de alalım abi. Tamam başkanım. Alaaddin Hoca, malum biz ilkokula başladığımızda Türkçemiz sıfırdı. Ben o günleri çok net hatırlıyorum. Hocamız da köyümüzden olan bir eğitmendi. Buna rağmen teneffüze çıktığımız ilk günü hiç unutmuyorum. Şimdi birinci sınıfta olanlar Türkçe hiç bilmiyor tabii. Okulun duvarına dizildik. Ne yapacağımız şaşırmış biz var, şaşkın bir vaziyette. Bekledik. Bir hafta 10 gün sürdü. Yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye başladık. Biz yaşayarak öğrendik. Bunun yazmasını da bilmiyorduk, okumasını da bilmiyorduk. Şimdi ben 65 yaşındayım, 65 yaşını geçtim. Benden bir 10 sene sonra gelenler dahil, bu iki nesil benim anlayışıma göre, bakışıma göre, bu iki nesil giderse artık bizim gibi, ben dili çok iyi Abzeci de anlıyorum, Kabardeyi de anlıyorum. Hiçbir problem yok, Katba'yı da anlıyorum. Hiçbir problem yok. Fakat bizden sonra gelecek nesil, 20 yaş sonrasından itibaren ve şu anda yeni doğanlar özellikle Çerkez gelini, Türk gelinimiz çoğaldı. Türk damadımız da çoğaldı. Kendim de maalesef onlardan birisiyim, aile reisi olarak. Ondan da çok üzülüyorum, kısmetin ötesine geçiyor. Şimdi toplumun hali, yani bizim Çerkez toplumun hali bu haldeyken, siz diyorsunuz ki 2 saatte de bu dil öğrenilmez. Doğru. Ben de katılıyorum. Öğrenilmez. Öğrenilse de sadece kelime olarak okuma yazma belki öğreniriz de, bununla düşünemeyiz. Bununla bir şiir okuyamayız. Bununla bir sanat yapamayız. Benim kanaatim. Evet, daha kısa olursa. Peki ne yapacağız? Nasıl düzelecek bu? Siz bu işe gönlünü vermiş, hayatını vermiş bir hocamızsınız. Allah razı olsun. Ben seni çok takdir ediyorum. Ama nasıl düzelecek bu? Bir çaresi elbette vardır da hayatın içine girmeden nasıl düzelir? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, ben daha önce de geçti bu konu.
bir kez daha şey yapayım. Hiçbir zaman umudumu yitirmedim, onu söyleyeyim. Ama çok ciddi bir sayı düşüşü olacak. Çerkez nüfusu olarak Çerkezim diyen çok olacak. Fakat konuşamayan, kültürünün kaybolmuş ve harmanlanmış bir kitle olacak. O Çerkez'in ne olduğunu da bilemeyecek. Onun bir kuşak sonrası. Şimdi buna şu anda bu yaşayan toplum tamam mı, devam mı noktasına karar verme mecburiyetindedir. Ben bunun kararını zaten hiç düşünmedim. Tamam, hiç düşünmedim. Ya bıraksak mı diye böyle bir soru aklımdan gelmedi. Aklımdan geçmedi. Eğer başka Türkçe ile ilgili de yazı yazabilirim ben. Başka bir şeyle de ilgili yazı yazabilirim. Ben ona bir düşmanlık beslediğimden dolayı değil. Onu yapacak insan sayısı çok. Onu ben yapmasam da olur. Ama bu tarafta benim doldurabileceğim bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak istiyorum. Bu da bu kendi kültürümle ilgili. Hasbelkader benden öncekilerin bana miras bıraktığı bir şeye şahit oldum. Ve bunu devam ettirmek istiyorum. Buna da bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Evet, iki saatte bahar gelmeyecek. Bir çiçekte bahar gelmeyecek. Ama bu bir anahtardır. Bir tohumdur. Bir filiz verecektir. Mutlaka. Mutlaka. Bugün 60 yaşındaki insan kursa geliyorsa yarın da gelecek. Ne kadar öğretebilir? Şiir okumayabilsin. Sorun değil. Ama bir konuşmasını şey yapalım. Öğretelim. Belki o kendisinden sonraki kuşağı da bir şey taşıyacaktır. Ona bir fırsat sağlayacaktır. Ben buradan Zafer Hocam'ın adını anayım. Çocuğunu ortaokuldan itibaren Maykop'ta el tutarak, ailesini bölerek orada okuttu. Ortaokulu dahil. Zafer Sürer'in. Yani bu toplum bunu örnek model olarak göstermesi lazım. Bunun yılın, efendime söyleyeyim, belki bir şeysi seçmesi lazım. Bunlar güzel bir şey. Gidip benim 2012'de geziye götürdüğüm çocukların içerisinde oraya yerleşen var. Orada o liseyi okuyup üniversiteyi orada okuyanlar var. Bakın bu tip şeyler olacak. Dolayısıyla bu dil de yaşayacak. Fakat bizim istediğimiz şey şu. Bu sayıyı nasıl arttırabiliriz? Öbür erimeyi nasıl durdurabiliriz? Yazı yazamazsanız olmaz. Dili bilen çok iyi şey öğretmen ya emekli olmuş bomboş yatıyor. Ya kardeşim ya ne yapacaksın diye saatlerce. 2012'de topladım Kayseri'de ilkokul öğretmeni bir sürü arkadaşımı. Tamam bak, hem ek ders ücreti alacaksınız. Kayseri'de yeterince nüfus var. Efendim mesela okullarınızda seçilmesi konusunda velileri aydınlatır mısınız diye bir çay ocağında toplandık. Yarım saat ne yarım saati? Ne gereği var konusuyla hepsi bir. Ben bir başıma bunu tartışmasını yaptık. Ne gereği vara inandırmaya çalışıyorum. Yani çünkü şey gitmiş. Yani ben olma şeysi gitmiş. Algısı gitmiş. Ne gerek var ki diyor. Yani ne taşıdığımın farkında değil. Bakın net söylüyorum. Adi Gabze'yi bir başka akşam konuşalım. Sırf Adi Gabze nedir bu Adi Gabze? Adnan Bey bilecektir. Söyleşi yapmıştık orada. Derneklerde. Ya denizde yüzer, denizin ne olduğunu bilmeyen balık gibiyiz yani. Ne taşıdığımızın farkında değiliz. Neye sahip o? Yani sizin boşaltacağınız bu alanı doldurmak için can atan sırada onlarca insan var. Onlarca millet var. Yani bir de doktora düzeyinde, hele hele Rus sitelerine girin, Çerkez kültürüyle ilgili, Çerkez ülkesiyle ilgili, Çerkez diliyle ilgili o kadar çok çalışma var ki. O kadar çok çalışma var ki aktaz ya. Özgün medeniyet yaratmış dört ulustan birisi olarak geçiyor şeyde. Çerkezlerin. Yani bunu yok sayamayız. Şimdi işin o tarafına gidersek farklı bir şeye gidiyoruz. Yarın mış mış başlayacak. Kititler şey miydi? Çerkez miydi? Diyoruz ya bugün. Hattiler Çerkez miydi? Ne olur? Çerkez olsan ne olacak? Olmazsan ne olacak? Çünkü sen Çerkez misin bugün? Esas onu cevaplamamız lazım. Bu konuşan insana diyoruz ki ben biliyorum diyor kardeşim. Ya sen bir şey adını yaz diyorum, yazamıyorsun. Ya ne kadar haynape yani. Ana dilinde adını yazamıyorsun yani. Bunu biraz incinelim de bir şey gösterelim bari. Çünkü bak bir şey söyledim. Bu toplumsal bir mirastır.
senin ötelemeye yetkin yok kardeşim. Sen bununla doğdun. Anlatabildim mi? Sen bununla doğdun. Sen miras yedilik yapamazsın. Bundan da kimse bir düşmanlık, bir bilmem ne, bir bilmem ne çıkartmasın. Alakası yok. Dili taşımaya gelince bu dili de sadece Çerkezlere taşımayacağız. Ya 10 tane Türk de Çerkezce konuşsun, Laz'da konuşsun, Kürtçe konuşsun, ben de Kürtçe konuşayım, Rumca da öğreneyim. Beni olmaktan çıkartmaz ki bunu. Bir başka dili öğrenmiş oluyorum, bir başka dünyaya adım atıyorum. Dolayısıyla hele bakın bir şey söyleyeyim. Adi Gamze'de seslerde anlam var abicim. Arapça kelimeyi soruyorum. Bu neden böyle diyorum? Öyle deyip çıkıyor. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmadığını Adi Gamze gösteriyor size. Dil sizinle konuşuyor. Adi Gamze'nin güzel tarafı bu. Dil size kendini anlatır. Anlamadım hikayesi olmaz. Dile hakimseniz kelime ne demek istediğini size anlatır. Çok manidardır bu. Çok önemli. Allah nedir diyorum. Araba soruyorum. Yaratıcı diyor. Nereden? Niye Allah değil de Allah deyince yaratıcı anlıyorsun? Bana bakıyor böm böm. Ama Adi Gamze sana anlatıyor onun. E'nin E olduğunu, L'nin şekte sokmak olduğunu, H'nin insan olduğu, Allah'a eliyle insanı yaratan, yaratıp şekil veren, ruh veren anlama geldiğini söylediğim zaman şok oluyor. Aldığım notu anlatırken karaladım. Dönüyor, şunu bana verir misin diyor. Tekrar müsvedde kağıdı alıp gidiyor. Bu sadece bir tane değil ki. Sadece Arapça ile ilgili değil ki. Şimdi böylesi bir dil öldüğü zaman bakın insanlık mirasından bir şey çöküyor. Ondan sonra boş tartışmalar başlıyor. Boş tartışmalar başlıyor. Alaaddin Hocam, epey bir soru var. Süremizde Stanyo Murat Yalçın'ın bir sorusu var. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Ona bir söz verelim. Buyurun Murat Bey. Başkanım teşekkür ediyorum. Bram Alaaddin Hocama saygılar. Katılan herkese ve takip eden herkese teşekkür ediyorum. Bana iletilen iki soru var. Önce onu ileteyim. Üzerimde kalmasın. Osman Yıldız Hocam, Mudaray'dan, Uzun Yayla'dan. İnsan bilmediği bir dilde düşünebilir mi diye bir soru sormuş. Onu ileteyim. İkinci olarak İstanbul'dan Musa Bey, Musa ikinci bir soru iletti. Arapçaya baktığımızda, Rusçaya baktığımızda ekonomik yaşamda bir karşılığı var bu dillerin ve insanlar para ödeyerek bu dilleri öğrenmeye gidiyor. Dilimizin biraz bu boyutta bir özellik kazanması doğru olur mu, faydalı olur mu? Bunun yolu nedir diye sormuş. Ne kazanması, pardon? Yani mesela ekonomik yaşantıda, özellikle turizmde, ticarette bu dilin işlevlik kazanması, önem kazanması, bunun yolu ne olabilir? Bunu sormuş. Benim soracağım ise hocam şu, burada devlet yarın bir gün buyurun TRT'de size kanal verdik, Çerkez TV açın dediğinde biz Çerkez toplumu olarak buna hazır mıyız? Bu konuda sizin düşüncenizle teşekkür ediyorum. Peki soğandan başlayarak gidelim. Televizyon açtığı zaman hazır değilse devlet hazır hale getirecek. Bunda bir şey yok. Bak bunu yaptı. Üniversite 4 tane öğretim üyesi Maykop'tan geldi. Düzce'de çalışıyor. Bir o kadar da şeyde çalışıyor. Naçik'te çalışıyor. Yarın bunların hepsi burada kalmayacak. Bunların yerini buradan birileri dolduracak, doldurmak zorunda. Bunu doldur. Ya biz bir kere biz birçok şeyden çok çok geriye düştük, tamam mı? Köyde eşit yaşıyorken belki aleme caka satıyorduk ama iş öyle değil bugün. Dolayısıyla biz şehirde kendimizi inşa ederken işte bunlarla inşa edeceğiz. Televizyonu doldurabilecek miyiz? Ne demek? Hiçbir şey yapamıyorsak çevirilerle doldururuz. Yani Türkiye'deki devlet televizyonlar, Türk televizyonlar doldurabiliyor mu? Bir programı iki sefer, üç sefer bir filmi defaaten izliyorsun. Gece koyu 3 saat aynı filmi izliyorsun. Bunun alt yazılı olacak. Çizgi filmleri, Türkiye'deki herhangi bir çizgi filmi alt yazıyla yapacaksın. Adi Gamze söyleşiler yapacaksın. Adi Gamze haçeş programları yapacaksın. Yemek kültürü programları yapacaksın. Şeşen oynatacaksın. Vuaret koyacaksın. Sonra TRT sadece niye illa TRT falanca yapmasına ne gerek var? Bir sürü isim buluyor TRT açıyor. Bir sürü isim buluyor TRT açıyor. TRT müzik programına bir gün Kürtçe koysun, bir gün Çerkezce koysun, öbür gün Lazca koysun, öbür gün Boşnakça koysun, öbür gün ne bileyim ben Fransızca koysun, şart değil ki.
Dünyanın hocam devlet isterse orayı açar, devlet desteklerse, tamam mı? Destekler. Kadroda, programda hiçbir şey, yani. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Problem bu kadar değil. Basit ya. Şimdi devlet dediğin şey dernek değil yani. Bakın bizimkiden toplumun önünde olan STK'lardan, Murat seni kastetmiyorum, kim seyredecek diye cevap verip olmaması için ben bir yetkiliye, TRT'de çalışmış birisine 2014 Adliye Dil Günü'nde gidelim dedim. Bakın TRT'de tanıdıklarınız var. Bunu proje olarak bir anlatalım. Program koysun en azından, tamam mı? Televizyon şu anda yok ama program koysun falan. Huştep falan dedi. Abi dedim ya 50 senedir ben huştep duyuyorum dedim. Bundan sonra huştep duymak istemiyorum dedim. Bugün huştep demişse yarın gene gideceğim. O gün demişse öbürsü gün gene gideceğim. Yani Alaaddin abi bu konuda kusur sen de hiç kusura bakma. Yani söylediğin adamda o potansiyeli görmüyorsan niye teklifte bulunuyorsun ki? Yani işte gündemde tutmak. Tamam, gündemde tutmak. Bu böyle. Bunu soru olarak bir kere kimseden almayın. Bunu söyleyeyim. Soru alarak böyle şeyi toplumu bölmenin de bir mantığı yok. Ya devletin bir sıkıntısı yok ki bu konuda. Dünyanın her tarafına bakın. Çekim merkezi haline gelecek Türkiye. Bunu görmesi lazım aslında. Türkiye'deki bu yayın dünyadaki Çerkezler diasporik bir toplum biliyorsunuz. Çekim merkezi haline gelecek. Hatta üniversitelerde mesela Kafkas Dilleri İstanbul Üniversitesi gibi bir şeyde Çerkezce, Adigabze ve Kabze bölümü mesela düşünebiliyor musunuz? Düzce'ye gitmez, Kayseri'ye gitmez de uluslararası eğitime İstanbul'dakine gelir. Neden? Çünkü ulaşım rahatlıyor, ulaşım kolaylaşıyor. O ne olacak orada İstanbul'u cebine koyup mu götürecek? İstanbul orada uluslararası adım atması konusunda en azından bu anlamda merkez haline gelecek. Osmanlı bunu bir becerdi. Ortodoksluğun merkezi haline yapmaya çalışıyor değil mi? Kiliseyi getiriyor, papazları getiriyor, dili getiriyor, hocayı getiriyor. Yani nereden korkuyorsunuz? Niye korkuyacaksınız ondan sonra? Gerek yok yani. Çünkü sınırlar, internetler sınırları aştı, yatak odalarına girdi. Düşünceler daha rahat dolaşıyor. Bunu da görerek bu TV konusunda tekrar gündeme gelmesinden yanayım. Bununla ilgili ben başka yerlerde teklifler söyledim. Toplaşacaksınız kardeşim. Sırtınızda kambur var. Devlet çağırdı ve gitmediniz. Bitti. Devletin başı çağırdı ve gitmediniz. Tamam mı? Nasıl olur? Nasıl olur? Siz orada konuşmayın. Yaparız deyin siz. Ne demek nasıl olur? Böyle bir şey yok. Bunu öteledim. Bu bir. Hikmet Bey, öbür sorularımız varsa son bir toparlayalım. Tamam. Yayınımızı. İnsan bilmediği dilde düşünemez. İnsan düşünür, bildiği dilde aktarır. Dolayısıyla biz kendi dilimizde aktarmak istiyoruz. Çünkü bu dil benim dilim değil. Benim icat ettiğim dil değil. Dolayısıyla benim yok etmeye yetkisine sahip olduğum bir dil değil. Anlatabildim mi? Bu tarihin bir şeysidir, mirasıdır. İnsanlığın bir mirasıdır. Ve bunu sen ben taşıyorsam eğer taşıyacağız, bir sonrakine ileteceğiz. Bunun yaşaması gerekiyor. Bu bütün diller için geçerlidir. Bakın asimilasyon hukuken de suç, hukuken de suç, dinen de haram. Allah'ın ayetine çizik atıyorsun. Net söylüyorum. Allah'ın ayetine çizik atıyorsun. Diller ve renkler Allah'ın ayetlerindendir diyor. Sen dillerin Allah'ın ayeti olduğunu üstüne örtüyorsun. Hücurat Suresi 13. ayet. Biz evet. Sizleri tanışarsınız diye kavim kavim yarattık. Diyor. O da ayrı. Rum 22'ye bakın. Dolayısıyla biz düşünürüz. Sahip olduğumuz dilimizde bizim dilimiz, bakın 2009'da Kabze Konferansı'nda Maykop'ta katıldım. 146. yılıydı sürgünün yanılmıyorsam. O sene Federasyon Kongresi orada yapılmıştı. Yani 22 hatırlıyorum. 22 tane tebliğ sabahtan akşama kadar oradaydım. Hem Kaberde Şivesi hem Adge Şivesi, kimi profesör, kimi doçent, kimi araştırma görevlisi dinledim. 22 tane. Birkaç tane kelime Rusçadan karışan oldu.
Kaberdey'den gelen bir bayanın konuşmasında. Diğerleri çok hassasiyet gösterdiler. Anlamadığım bilimsel bir makaleden bahsediyorum. Ben bilimsel bir eğitim görmedim. Bilimsel bir, efendime söyleyeyim, üniversitede o zaman için okumadım. Burada da okuduğum da zaten bildiğimi oraya taşıdım. Oradan ben bir şey almadım. Oturduğum yerde duygulandım, ağladım. 146 yıl bir araya gelmemiş iki toplumdan fertler bir araya geliyor. Birinin dediğini istisnasız diğeri anlıyorsa bu benim gayretimden dolayı değil. Bu oradakilerin de bu dile vefa göstermelerinden dolayı değil. Bu dilin kendi gücünden dolayı. Başka ödünç kelimeler alma ihtiyacını duymamış. Birbirimizi görmediğimiz halde 146 yıl sonra bir araya geliyorum. Resmi tebliği bir ben anlıyorsam bu dilin gücüyle ilgilidir. Bu dil öldüğü zaman Çerkez'den gırtlağına yapışır, açık söyleyeyim. Bunun hesabını veremezsiniz. Bilen bilmeyen herkes için söylüyorum. Tekrar ediyorum. Burada hiç kimse bir başka öküz altında buzağı aramasın. Devletler dahil Adgabze'yi koruma altına almalı ve yaşatması için özel gayret göstermedi. Ben dilimi bildiğim için bunu söylüyorum. Benim dilimden daha güçlü başka şeyler de vardır. Onlar da onu söylediler. Ayrı bir şey. Bir şeyde yazıyor, bilimsel şeyde. Sığmıyor, ses sayısı sığmıyor. Tamam mı? 32 en fazla, 32 sesle yazmaya kalkıyor. Yazamıyor. O zaman ne oluyor? Hagakeler diyor. Üste şeyde yaşamışlar. Kuzeybatı Kafkasya'da Hatkoyların bir Hagake diyor. Hagake vardı diyor, yazıyor. Hagake ne ya? Hagake. Kagaçayı, H sesi yok. Ç sesi yok. Hagake, H ile yazıyor. Gidiyor. Bilim ölüyor, bilim. Bilimi kendisi ölüyor. Tamam mı? Orada yaşamış bir Hatkoyların bir boyu. Köyümde sülalesi vardı. Kagaçayı, H sesi yok. Şimdi Adıga diyor, Adıga. Adıga'yı koparıyor. Adıga'yı sen kopardığın zaman Nuh'a giden yolu koparıyorsun. Nuh'a giden yolu koparıyorsun. Şüpheşüzü diyor, Sedat Alp Hoca tableti yazıyor. Temiz kadın yazmış. Ya şu şeyi de kaldıralım da tek tipe gidelim. Kaberdey şivesindeki F ile konuşalım falan dedim. Tableti okudum. Şüpheşüzü temiz kadın diye çevirmiş. Şüpheşüzü. Şüz zaten kadın demek. Dedim ki bakın bir ses kaldırıyorsun ama tarihle olan bağı kesiyorsun. Dolayısıyla Adigabze Havzası bu ses kombinasyonunu koruyarak gelmiş. Bu niye ölsün ki? Kime ne zarar verecek? Adigabze öldü, Adgeler öldü. Kim ne kazanacak? Kim ne kazanacak? Bu doğru değil. Dilimizde düşüneceğiz, dilimizde yazacağız. Kaç kişi yazar? Ama 2 kişi, ama 12 kişi, ama 12 bin kişi. Bu bir süreç. Kucağımızda biz 100 sene gidemedik ana yurdumuza. Pat diye kucağımızda bir şey bulduk. Kapılar açıldı. Oo, herkes gitti, geldi. Tersemledik yani. Yarın ne olacağını da bilmiyoruz ki. Yarın saatler artar, efendime söyleyeyim. Zaten resmi değil Kafkasya'da. İsrail'dekiler 9. sınıfa kadar, ben gittim gördüm orada Kfarkame'yi. İstediği kadar ders saati koyabiliyorlar. 9. sınıfa kadar okutuluyor. Yazılıyor, çiziliyor, hutbesi okutuluyor. Maykop'ta da öyle. Adigabze hutbesi okutuluyor. Dil yaşıyor aslında. Fakat demin söylediğim gibi diaspora öncelikli olmak üzere birden bir düşüş olur. Dolayısıyla düşündüğümüzü taşıdığımız, kullandığımız dille konuşuruz tabii. Çünkü beyin düşünüyor. Beyin durmuyor ki. Ama biz istiyoruz ki o dil, o bindiğimiz araba bizim de bir arabamız olsun. Bize ait bir arabamız olsun. Yoksa biz Türkçe'yi konuşacağız, Türkçe'de yazacağız, Türkçe eğitiminde problemi yok. Bizim kendi içimizdeki sıkıntının aşmasının tek yolu öncelikle dili bilenler konuşacak. Çocuklarla konuşacak. Anlamıyorsa onun problemi. Siz konuşmazsanız anlamaz. Bende örnek var. İngilizce, Türkçe, Adigabze geliyor. Üçünü birden anlıyor çocuk.
Daha 3 yaşında, 4 yaşında. Çünkü duyurmadığımız şeyi konuşturamayız, mümkün değil. Gizliyoruz. Onun için tınımız, bu duyum nereden olacak? Uydudan inecek abicim. Tamam mı? Tek dijital çağa atlamayacağız. Sanayi çağına atladık, dijital çağa atlamayacağız. Dijital çağa uyduya çıkacağız, uydudan inecek. Başka çaresi yok. Dernek köşesinde 4 kişiyle, efendime söyleyeyim, tamam neydi? Ya ben unuttum, olmaz. Bu bir süreç, o süreci böyle geliştiriyoruz. Ama buna herkesin katılması lazım. Herkes yabancı dil okumuş, dil okumuş, biliyor. Harfi öğrendikten sonra sözlüğü var, bilmem nesi var, bir dili bilenler var. Analarınızın, babalarınızın yakasına yapışın. Kendimize herhangi tek yol varmış gibi düşünmeden her yolunu mübah sayacağız bu konuda. Her yolunu mübah sayacağız. Ana yurttan gruplar kurun, WhatsApp şeylerine girin. Anlamanız şart değil ki. Bugün anlamıyorsunuz, yarın anlayacaksınız. Bir de ikinci soru vardı. Tabii ki turizmin çok büyük önemi var. Bunun şeyini yaşadık. Ana yurtta mutlaka turizm gezileri olması lazım. Çocukların Meşbaşı İshak'la görüştürdüğümüz zaman, Meşbaşı İshak'ın çevirilerini de ben yapmıştım. 23 tane öğrenciyi götürmüştüm. Atlara bindirdik, işte ne bileyim şelalelere götürdük, bir sürü yerlere götürdük. Çocuklarla değerlendirme yapıyorum. Çocuklar diyorum, herkes sıradan soruyorum. Kahır ekseriyetinin tamamına yakını en etkilendikleri konu Meşbaşı İshak oldu. Meşbaşı İshak o zaman 80 küsur yaşında bir insan. Dedim ki herhalde sıkılmışlardır burada. Çünkü öbürleri genç. Ve Meşbaşı İshak'ın anlattıkları tarihi konular. Ve en çok etkilendiği konu Meşbaşı İshak. Çocukların içerisinde bir başka gezide Nalmes gelmişti buraya Bandırma'dayken. Çocuk dedi ki 2 gün kaldılar. Bugün dedi hadi Gamze konuşabileceğimi bilseydim dedi servetimi verdim. Özellikle çocukların mutlaka gitmesi lazım. Türk dünyası ve akraba toplulukları hala süresi bitmedi, uzatıldı galiba. Burada bedava öğrenci okutuyor üniversitelerde. Ya Maykop'tan bir öğrenci gelsin burada, buradaki çocukta. Onlarla arkadaşlık kuracak, belki evlilik yapacak, onlardan 3-5 kelime öğrenecek. Efendim, o da Türkçe de öğrenecek. Bakın Kafkasya'nın bir şey daha söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey aslında. Kim sormuştu Muratçığım bunu? Bu Kafkasya halklarını akrabalar 25-30 yaşın altında belki 20-25 bin insan Moskova'da, Rusya'nın çeşitli yerlerinde. Bunun bir kısmı geliyor, bir kısmı dönüyor, bir kısmı dönmüyor, okumak için gidiyor. Aynı bizim köylerden şehre geldiğimiz gibi. Karma evlilikler yapıyor falan. Onların akrabaları Rusya'da değil, Moskova'da değil. Onların akrabaları burada. Çeçenlerin de öyle, Dağıstanların da öyle, Kabardeylerin de öyle, Adıgey'in de öyle, cumhuriyetleri sayıyorum. Hepsinin de akrabaları burada. Onlar diyalogları burasıyla beraber kurması lazım. Grup halinde getirecekler. Buradan bir kafın başkanını selamlıyorum. Cemil Bey aramızda mı bilmiyorum. Bakın kamp yapıyor. Devletle diyalog kurdu. Bakın desteğini verdi. Efendime söyleyeyim. Çerkez peynir markasını aldı. Ondan sonra 17 dönüm arsası var. Mükemmel bir şey. Yarın çocuklar gelecek orada Kafkasya'dan. Belki 15 gün, belki bir ay kalacaklar. Buradaki çocuklarla buluşacaklar. Şimdi ne oluyor? Hem bir turizm, hem efendime söyleyeyim, buradakiler de oraya gidecek. Dilin yaşatılıyor olabilmesinin en güzel yollarından bir tanesi bu. Bana teklif etmişlerdi 2019'da gittiğimizde. Haçeş'te 28 kişilik oda var herhalde ya da 20 kişilik bilemiyorum. Üniversite çocukları 18 yaşını geçmiş. Yani sorumluluk almak da bir problem. Getirin buradan birer arkadaş verelim onlara. İşte 2 hafta kalsınlar. Sadece kendi biletleriyle gelsinler. Geri kalanını biz karşılarız burada dediler. Kız öğrenci ise kız öğrenciyle beraber buradan bir arkadaş buluruz. Odada kalır. Erkek öğrenci ise erkek öğrenciyle beraber bir odada kalır. Dolayısıyla mecburen yarı Türkçe, yarı Rusça, yarı İngilizce, yarı Adıgabca böyle bir şeyler öğrenirler. Akşamlarda biraz dersler alır. Okuma yazmayı bilen çocuk olursa bu gelenlerde ciddi anlamda bir katkı olur, bir farkındalık yaratılır diye kendi aramızda konuşmuştuk o zaman. 2020 geldi, pandemi patladı vesaire kaldı. Bunların hepsi birer yoldur. Hem de para, turizm
insanlara da para kazandırır. O da çok önemli. O da çok önemli. Yarın öbürsü gün bakın Adigabze bilen hocalar geldi, burada çalışıyorlar. 8-10 kişi var Kafkasya'dan gelen. Şeyler var, Abhazlar var, Gürcüler var. Dolayısıyla dil tabii ki para da kazandırıyor. Turizmi de etkiliyor. Ve önemli şeylerden bir tanesi. Farkındalık yaratıyor. İsmin olması son derece önemli. Adigabze olarak fakültede, işte hani, turizm şeyinde vesaire diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hikmet Bey, sosyal medyadan varsa son bir soru alalım. Vaktimiz bir tane soru var. Çerkeslerde yazı ve alfabe var mıydı? Varsa ne zamandan itibaren başladı? Yani bu hep sorulan bir şey. Alfabenin tarihçesiyle ilgili tabii ama 1856'dan beri bir alfabe var. Arapça, Türkçe, şey Latin ve Kiril dönem dönem farklı şeyler kullanılarak yaşanmış. Şimdi Çerkezler'de şöyle bir şey oldu. Bunu eğitimi var mıydı yok muydu diye sorulurken bu hassas bir konu ve uzun süreli çalışılması gereken bir şey. Neden? Rusya arşivlerinin tamamını açıksa bile biz bugün bilmiyoruz. Tamam mı? Mesela Didem Hoca'nın söyleşisinde kulakları çınlasın, selam olsun buradan. Bir hacret adigeleri, kabirde hacretleri anlatırken bir gecede 1794 mü 93 mü tarihini yanılıyor olabilirim. Bir gecede 80 tane Cırasdeney köyü yerle bir ediliyor. 11 bin insan katlediliyor. Bir gecede. Bir senede 400 küsür tane köyün yok edildiğini biliyoruz. 1700'lerde. Biz 1864'de takıldık orada patinaj yapıp duruyoruz. Şimdi Kafkaslar'da okul var mıydı, yazı var mıydı, kitap izi yok ki. Ben bir yazıda okumuştum, 12 bin yerleşim biriminden bahsediyordu. 12 bin yerleşim biriminden. Nerede bunlar abicim? Bu bir. İkincisi, zaten o süreçe kadar ki şeyde insanların birçok da hepsinde koca koca üniversiteler yoktu ki. Rusya'nın düzenli orduya geçmesi 1700'lerin başı. Evet, o süreçte üniversiteler açılıyor. Biz de açacaktık elbette, varlık yokluk savaşı vermeseydik. Ondan sonra şeye uğraması sadece Ruslarla ilgili değil ki. Geriye doğru gidin. 1390'lar Timur, daha önce Cengiz, daha önce efendime söyleyeyim İskitler, Avarlar vesaire. Sürekli yıkımla uğraşıyor bir şey. Taş üstüne taş koyamıyorsunuz, onu demek istiyorum. Hep varlık savaşı. O zaman ne yapıyor Adigeler biliyor musunuz? Sen Petersburg'a gidip eğitim alıyor. Mısır'a gidip eğitim alıyor abiciğim. Rusya'nın ilk kestiği yol güzergahı doğuya giden yoldur. Batıya giden eş zamanlı ama biraz daha sonra. Denizdeki Anapa'nın işgali bir iki sene sonra. Önce doğuya giden yolu kesiyor. Neden? Çerkezler doğu üzerinden, sadece Çerkezler değil, Çeçenler, Dağıstanlar vesaire, hem İran'la ticaret yapıyorlar, hem Mısır'la ticareti yapıyorlar, hem Doğu Anadolu'yla ticareti yapıyorlar. Çünkü deniz ticareti İstanbul'un fethinden sonra Cenevizler falan gelemez oluyor. Orada bir zafiyet oluşuyor. Sonra biz Mısır'a atlıyoruz. Mısır'da ciddi anlamda Çerkezler tarih boyu hep eğitime gittiler. Başka bir alfabe, başka bir dille eğitim yapılıyor. Kendi ülkelerine, kendi insanlarına, kendi dilleriyle anlatım yapıyorlar. Bu önemli bir şey. Ama düzenli bir halde önceden var mıydı? 1856'lardan önce alfabe var mıydı? Bu toplum olmaması için ben hayret ederim yani. Mutlaka vardır. Çünkü çivi yazısını kullanmış. Hattilerin, Truvalların, Kimmerlerin, Trakların Kafkasya'dan indiğini bugün kesin olarak biliyoruz. Kesin olarak. Tamam, Traklar çok yazı yazmamışlar ama Hattiler yerleşik kültür ve çivi yazısını, tarih yazıcılığını başlatıyorlar. Hititler. Bunu yok sayamaz. Yani bu süreçteki ne gelişte, nereye yazıldı, hangi kütüphane vardı, nerede, şu anda izi yok. Ne zaman çıkar? Çok ciddi, mesela Boletiko'nun
kaftanı paylaştılar geçen şeyde, St. Petersburg Müzesi'nde. Tamamı dua dolu. Bolet Duko'nun kaftanı dua dolu. Dikkatinizi çekerim. Zas'la görüşmeden gelirken pusuya düşürülüyor. Şehit ediliyor mesela. Bilmiyoruz. Şimdi sorarsanız Çerkezler pagandı derler, çıkarlar yani. Kamil olmasa Çerkezler İslam'ı bilmiyordu diye çıkarlar. Ya, neyi söylemeye çalışıyorum? Birçok belgenin henüz elimizde olmadığını biliyoruz. Alfabe ile ilgili Arapçanın dışında bu yazılan çizilenlerin ötesinde kendilerine özgü ya da ola ki Arapça da olabilir, fark etmez. Ne kullanıldı? Onu biraz daha herhalde zamana ihtiyacımız var. Ya da Rusça kullanılarak bir eğitim mi yapıldı? Arapça kullanılarak bir eğitim mi yapıldı? Ne kadarı dışarıya gitti? Osmanlı'ya gelip eğitim görenler var. Osmanlı'da şey boş değil ki. Şeye açık, araştırmaya açık bir konu, bakir bir konu. Ama Arapça, Latince, Latin alfabesi ve en sonunda Kiril alfabesi. Kiril de değişti. Daha sonraları Kiril'de de değişiklikler oldu. Tarihçesine, detayına çok girmeye gerek yok. Teşekkür ediyorum. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Hem Sayın Alaaddin Hocama, hem katılımcılara, hem de sosyal medyadan bizi izleyen arkadaşlara hayırlı geceler diliyorum. Bir